İyi akşamlar efendim. Bugün 9 Temmuz 2019 günlerden salı, saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Ulusal Özel'de ekonomi gündeminde bugün sizlerle birlikteyiz. Ekonomiyi konuşacağız, ekonomik parametreleri konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Çok değerli ekonomi kalemleri, ekonomi yorumcularıyla birlikte konuşacağız. Hemen sol tarafından başlayayım. Çok önemli gündem başlıkları var. Sevgili Serpin Alparslan, ekonomi yorumcusu ve ekonomi programcısı. Hoş geldin sevgili Serpin. Hoş bulduk. Sayın Şevket Apuan. Efendim siz de hoş geldiniz. Merhaba. Ekonomi yazarı değerli Çetin Ünsalan bu akşam yine bizlerle. Efendim Hakan Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hepiniz iyisiniz inşallah. Şimdi, biz çok iyiyiz. Sizi gördüm daha iyi oldum diyecek misiniz? Ben sizi gördüm daha iyi oldum. Şimdi aslında ben izleyiciyi kandırmayı hiç sevmem. Ekonomi benim uzmanlık alanım değil. Çok sizler kadar hakim olduğum bir konu değil. Ben sizlere soru sormaya çalışacağım efendim. Sizler benden daha hakimsiniz ekonomiye. Ama önemli başlıklar olduğunu biliyorum ekonomiyle ilgili. Özellikle bugün açıklanan bir 11. kalkınma programı var ki onun detaylarını sizlerden alacağım. Ana başlıklar halinde bir toparlamaya çalıştım ben bugün özellikle bu programda konuşacaklarımızı. Mesela işte gündemde olan bir Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınıp alınmayacağı konusu var. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla. Bunun yankılarını konuşacağız. Enflasyonu konuşacağız. Değişmeyen sorunlarımızdan bir tanesidir. Özellikle son bir yıldır etkili olan enflasyon rakamlarını konuşacağız. Ve tabii S-400'lerin muhtemel ekonomik yaptırımlarından bahsedeceğiz. Piyasalar bu yaptırımları nasıl karşılar? Hazır mı piyasalar bu ekonomik yaptırımlara? Sizlerin de eklemek istediği maddeler olursa lütfen belirtiniz. Tekrar hoş geldiniz diyerek başlayalım o zaman efendim. Ben gündemdeki en önemli konuyla başlamak istiyorum. Cumartesi günüydü sanıyorum. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, talimatıyla görevinden alındı ve yerine yardımcısı getirildi. Piyasalar bunu bekliyor muydu? Daha doğrusu piyasalar bunu elbette ki beklemiyordu ama buna bir tepki verdi mi ve siz bu kararı nasıl karşıladınız? Sizden başlayalım Çetin Bey. Şimdi bir kere herkesin çok şaşırdığını söylemek lazım. Yani niye dersek mevcut Merkez Bankası Başkanı gökten inmedi. Bizzat bu yönetim tarafından göreve getirildi. Teamüllere aykırı olarak görevden alınması aslında herkeste bir şok etkisi yarattı. Genel anlamda şaşırdık mı dersek hani buna da şaşırmadık ayrı konu ama bu beklenmedik bir şeydi. Bir sürü tevatür oluşmaya başladı. Aşağı yukarı herkesin bir fikri vardı. Fakat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı yaptı. Evet. Faizleri indir dedik, indirmedi. Faizleri indir dedik, indirmedi. Biz de görevden aldık. İşte aslında bence işin kritik noktası burada. Buradan başlıyor. Burada başlıyor. Çünkü resmen deklare edilmiş oldu. Çok uzun zamandır, yani son bir aydır zaten enteresan bir hava var. Bunu enflasyonla bağlantılı okumak lazım. Enflasyonun aslında düşmediği, ama geçen senenin yüksekliğinden kaynaklanan baz etkisiyle gerilediği, bunun altını özellikle çiziyorum, düşmediği, gerilediği bir fotoğraf içerisinde. Sayın Ünsalan, düşmediğini, gerilediğini birazdan açmanızı rica edeceğim. Lütfen onu unutmayın. Yani tamam. Düşmemek vatandaşın da anlayabilir. Çünkü dediğim gibi ben ekonomist değilim. Ben anlamıyorsam vatandaş da anlayabilir, anlayamayabilir mantığından giden bir yayıncıyım ben. Düşmeyip gerilemesini bana bir ara izah etmenizi de rica edeceğim size. Estağfurullah. Şimdi de söyleyebilirim. Yani normal ekonomik olarak bir takım doğru işleri yaparsınız. Enflasyonunuz düşer. Geçen seneki yüksek veriden oransal olarak aşağı düştüğünde de geriler. Ama bu gerileme gerçekten enflasyonun düştüğü anlamına gelmez. Nitekim hemen bir örnek vereyim. Enflasyonun düşüş açıkladığı gün benim her sabah aldığım açma %25 zamlanmıştı. Ne kadar oldu? 2,5 lira oldu. Yani 2'ydi, 2,5 lira oldu. Yani hayatın, sokağın gerçek enflasyonu başka, açıklanan istatistik başka. Biraz bu Merkez Bankası meselesine evet, bağlayacağım. Lütfen. Merkez Bankası'nın bu pozisyonda biraz Fed'in durması, hatta olası bir faiz düşüşünün gündeme gelmesi, Avrupa'da faizlerle ilgili kıpırdayamama ve 15-24 makasının açılmış olması bir hadi biz de faiz düşürelim baskısını Türkiye'nin gündemine getirdi. Çok gerçekçi olmamakla birlikte. Birkaç nokta var burada. Bu
ufak ufak ısıtılırken bir yandan da bir parasal genişleme olacağı söylentileri çıkmaya başladı. Oysa Fed'in ve Amerikan Merkez Bankası'nın niye faiz arttırmadığını, aksine düşürdüğüne bakarsak, dünyadaki resesyondan ve ticaret savaşlarından kaynaklanan endişelerden olduğunu görüyoruz. Yani öyle çok müspet bir işler ortaya çıktı da onlar frene bastı değil. Fakat biz bunu görmezden geldik ve Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki hassasiyeti de bilindiği için muhtemelen bir piyasa yapıcı dediğimiz aktörler başladı Türkiye'de faiz düşürme. Şunu ilkesel olarak söyleyeyim. Elbette yüksek faiz kimsenin tasvip edeceği bir şey var ama değeri, paranızın ve mali şeyin değeri vardır. Şimdi 15 diyelim ki %20'ye düşürdü. Şu anda piyasadaki faiz oranlarına bakıyoruz. 28, 30, 35'lerden aşağı reel sektör kredi bulamıyor. Burada piyasadaki faizler düşmeyeceği gibi aksine Merkez Bankası'nın kredibilitesinin büyük ölçüde ikinci bir kez sarsılacağı anlamına gelir. Yani söylediği uygulanmaz bir pozisyona düşecek. Bu birinci faktör. İkinci faktör böyle fiili bir durum yaratılması sadece herkesin zannettiği gibi yurt dışı finans çevrelerinde değil, reel sektörde de büyük bir tedirginlik yarattı. Çünkü bakın bugün hatta bir konuğumla, finansçı bir konuğumla konuşurken çok ilginç bir noktaya parmak bastı. Ben bu açıdan düşünmemiştim ve bunu bu akşam paylaşacağımı söyledim kendisine de. Merkez Bankası bir devlet kurumu değildir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ'dir. İlk kez bir AŞ'nin teamüllere aykırı olarak yönetimine müdahale edildi. Bunun arkasından mesela şimdi adını zikretmeyeyim ama Türkiye'nin en eski iş hayatında yakından ilgilendiren bankalardan birinin genel müdürünün veya başkanının yönetim kurulu başkanı alamayacağının garantisi var mı? Şimdi görev bir süresinin yol açıldı. Bu herkesin bu konudaki fikrini alarak gitmek istiyorum. Aslında görev süresinin dolmasına da 10 ay kalmış sanıyorum Murat Çetinkaya'nın. Ama ona rağmen ve 25 Temmuz'da da zannediyorum bir toplantı yapılacakmış. Yani orada tekrar istişare edilip konuşulup faizlerin indirilmesi yönünde kendisine bir telkinde bulunulup ya da tavsiye niteliğinde bir söz söylenebilir miydi? Yani görevden alınması çok mu sert oldu? Siz bitirdiyseniz Hakan Bey, bir cümle ekleyeyim. Bir kere bu faiz kararları başkanın aldığı bir karar değil. Para politikası kurulunun aldığı bir karar. Madem tasvip etmiyorsunuz bütün kurulu görevden alın. Ki bu da teamüllere aykırıdır, ayrı konu da. Öyle zannedildiği gibi Türkiye'nin ekonomik durumu faiz düşürmeye falan müsait değil. Yani aslında Murat Çetinkaya faizi düşürmeyerek doğru ekonomik olarak doğru bir karar mı almış oldu? Güzel, benim gördüğüm kadarıyla dolara pozisyon yarattı. Faizin düşüşüyle birlikte çok güzel bir dolar vurgunu yapacak. Hakan Bey katılır mısınız? Şimdi ben isterseniz biraz farklı bir yönden meseleye bakayım. Daha böyle teknik bir şey olarak yani... Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınıp alınmaması iyi mi, hoş mu, doğru mu, yanlış mıdan ziyade ben şu perspektifle bakmak istiyorum bu olaya. Şimdi Türkiye'de 1980 yılından beri neoliberal politikalar uygulanıyor. 24 Ocak kararları ve Türkiye'ye neoliberal politikalar girdi. Bu neoliberal politikalar kimin şeyleri? En çok bilinen ismi biliyorsunuz Milton Friedman'ın. Hayır, bilmiyorum. Ay, çok kötü oldu. Size soru sormuş gibi oldu. Bir şey söyleyeyim. Friedman ismini duymuşsunuzdur ama. Ben de sizlerin anlatmalarından öğreniyorum. Ben izleyiciyi hiç kandırmam yani. Anladım. Kanacaklarını da düşünmem, inanmam kanacaklarını. Peki ben arkadaşlar zaten biliyordur olarak söyleyeyim. Ben bilmiyorum. Biliyorsunuzdur. Hayır, bilmiyorum dedim. Şimdi neoliberal politikalardaki özden şeylerden bir tanesi, önlemlerden bir tanesi daha önceki uygulanan politikaların haricinde ekonomik kurumların bağımsız hale getirilmesidir. Ekonomik kurumlar nelerdir? İşte Merkez Bankası, BDDK, Enerji bilmem ne kurumu falan filan gibi. Bunlar 12-24 Ocak kararları o sürecin içinde kuruldu ve uygulamaya geçti. Ve
şey, neoliberaller bu olaya şöyle bakar. Neoliberaller der ki, siyasetçiler her zaman kamu kurumlarına bir şekilde müdahale etmek ister ve bu müdahaleleri gerek seçimler sırasında çoğalır, işte süreç içinde de bu tür müdahaleleri yaparlar. Siyasetçilerin müdahaleleriyle popülist politikalar izlenir, tırnak içinde söylüyorum, bu çok söylenir. Seçimler öncesi seçim politikaları uygulanıyor diye. Bu tür popülist politikalar diyelim, müdahaleler olması ekonomi kurumlarına, ekonominin normal gidişatının önüne geçer. Dolayısıyla neoliberal sistemde, neoliberal ekonomik modelde ekonomi kurumları siyasilerden uzaklaştırılır. Neden uzaklaştırılır? Müdahale olmasın diye. Şimdi esas, bakın, tartışmanın özü şudur. Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nı başkanını teamüllere aykırı olarak, evet, şimdiye kadar hiçbir Merkez Bankası başkanı siyasi otorite tarafından görevinden alınmış falan değildir. Olmadı böyle görev bir şey. Görev süresinin bitmesi beklenir falan. Neden? Çünkü bizim geleneğimizde Merkez Bankası diğer ekonomi birimleriyle ortak birlikte hareket eder. Fakat bu neoliberal sistemde Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti, orada çok güzel bir yere şey yaptı Sayın Ünsalan, dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil. Ben şeyi söylemiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Heh. Tabii Cumhuriyet. Ben bakın şeyi yazmıyorum şirket. Orada. Anonim şirket saymıyorum. Neden saymıyorum onu da söyleyeyim. Çünkü 52-53'ü falan zaten hazinenin. Özel sektör, şahıslar falan da var ortaklar olarak ama ana ortağı hazinedir. Ve kuruluş amacı nedir zaten biliyorsunuz, 30'larda Osmanlı Bankası, yani bir yabancı banka yerine para basma otoritesi artık Türklerin olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin olsun diye kurulmuş bir bankadır. Şimdi ben şöyle, yani neden böyle bir giriş yaptım? Merkez Bankası ekonomi kurumlarından ve ekonomi yönetiminden ve siyasetten bağımsız olamaz. Çünkü eğer bağımsız olursa, bakın şimdi siyasetçiler ne yapar? Efendim kendilerine göre yuvarlarlar, şudur budur. Peki bu siyasetçiler seçiliyor. Ne için seçiliyor? Halka bazı sözler verdikleri için seçiliyor. Merkez Bankası'na şunu söyleme yetkisi olmayacak mı yani siyasi otoritenin? Para bas. Yok abicim ben basamam, kusura bakma sen yoluna deme gibi bir şansı var mı Merkez Bankası'nın? Faizleri indir, yok arkadaş ya sen kumda oynuyorsun mu diyecek Merkez Bankası siyasi yönetime. Esas olarak ülkeyi yönetmekle görevli. Bakın buna ben işte AKP varmış, CHP varmış, o varmış, bu varmış diye bakmıyorum. Eğer siyasi otorite, siyasi iktidar şeyi aldıysa, halktan o yetkiyi aldıysa eline, evet Merkez Bankası'nı da yönlendirme yetkisi, hakkı vardır. Teamüllere aykırı olarak bu Merkez Bankası başkanı gönderilmiş olabilir. Ama ben Sayın Ünsalan'a ben katılmadığım bir noktayı daha söyleyeyim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bakın orada da bir farklılığım var benim. Faizler neden düşürülemez şu anda? Sorum. Bir tek açıklama yapacak bana Sayın Ünsalan, diyecek ki daha enflasyon yeterince düşmedi. Yeterince düşmediği için kuru tetikler. Yok, dolar artı %7,5 faizle para kullandın işte. Tamam. Bu kadar basit. Bizim gerçeğimizdi ki başkasının parasını kullanıyoruz. Şimdi şöyle, ben hazır Hakan Bey, yani konu bu noktaya gelmişken, Sayın Cumhurbaşkanı Bosna'daydı biliyorsunuz. Bugün uçakta gazetecilerle bir araya geldi ve bu çok hani tamamen gazeteci arkadaşlarımdan aldığım bir duyum. Kişisel tasarrufları nedeniyle görevden aldığını da söylüyormuş. İletişim hatası aslında. Yani ne demektir koymuşlar diye de sormak isterim. Size bir virgül koyup Şevket Bey'le devam edebilir miyim? Benim son Hakan Hocam'da bir açılım yapacağım ama. Aslında aynı şeyi söyleyip farklı noktaya düştük ama bir dipnot Şevket Hocam'dan sonra ben eklemek isterim. Tamam, Sayın Apo. Benim için fark etmez.
Beklerim. Yok yok. Ya benim... İçimde kalmasın diye. Tamam, hadi o zaman üzerinden geçmeyelim. Tamam peki. Ben üstadla hemfikirim. Fakat şurada böyle bir ikiyüzlülük var. Evet, bence de merkez bankaları zaten hükümetlere bağlı çalışır. Sistematik olarak. İki noktaya dikkat çektim. Birincisi, fiili durum AŞ'ler üzerinden bir yol açılıyor. Bu kullanılacak, göreceksiniz. İkincisi, burada siyasetin şöyle bir riyakarlığı var. Merkez bankaları ne zaman bağımsızdır? Ekonomi politikasını belirler. Siyasetin o ekonomi hedeflerine ulaşma konusunda bağımsızdır. Operatif olarak bağımsızdır. Tabii. Kastettiğim tabii, bu. Operasyon olarak siz bağımsızdır. Siz yukarıdaki hedefleri değiştirmeden Merkez Bankası'nın kemiklerini kırmaya başladığınız anda orada samimiyetsizlik ortaya çıkıyor. Yani ben yapamadım demiyor, Merkez Bankası'na atıyor. Ofer, ben neden bunu anlattım biliyor musunuz? Çünkü toplumdaki algıyı şöyle düzeltmek lazım. Ekonomik kurumlar bağımsız. Niye bağımsız? Kendi başına karar? Hayır efendim, alamaz kendi başına siyasetin karar. Siyasetin hedefine ulaşmadaki görev araç bağımsızlığı var. Yılda bir ortalama seçim yapmaya başladık. Boşuna mı yapıyoruz bu seçimleri? O zaman biz Merkez Bankası Başkanı'nı da seçimle getirelim. Yani Sayın Murat Çetinkaya'nın, hatta Sayın Apuan'la da bu argüman üzerinden devam edelim uygun görürseniz. Sayın Apuan'ın kendi başına resen aldığı bazı kararlar ve kendi kendine uyguladığı politikalar nedeniyle Sayın Erdoğan da bundan rahatsız olduğu söyleniyor. İşte hani yapmaktır. Başka bir şey değil. Şimdi buyurun, sizden devam edelim. Normalde söz kadınlara verilir. İlk baştan başlanır ama ben sizi evet, astrolist olarak gördüğüm için sonra bıraktım efendim. Burada söylemeden geçmeyeyim. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Apuan. Şimdi biraz şöyle bakmak lazım bence. Biz son 17 yılda 60 milyar dolarlık özelleştirme yaptık. Özel sektörümüz de 300 milyar dolardan fazla borçlandı. Son 17 yılda 17 tane fabrika açılışını sayamayız burada. Evet, özelleştirme konularına geleceğim zaten birazdan. Şimdi yani buradan ne görüyoruz? Siyasi iktidar ekonomiyi iyi yönetemedi. Siz bu sefer ne oldu? İş Merkez Bankası'nın faiz kararlarına kaldı. Ne zaman faiz konuşuruz? Faiz yükseldi, dolar düştü. Dolar yükseldi, faiz yükseldi. Bunu ne zaman biliyor musun? Dolarımız olmayınca, paramız olmayınca. Yani bunun asıl sebebi, bu meselenin parasızlıktır. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Fakirliktir. Evet. Eğer bizim 500 milyar dolar ihracatımız olsaydı bu tartışmaları yapıyor olmayacaktık. Haklısınız. Para olmayınca, para sınırlı olunca bu sefer ne giriyor? Finansal araçlar işin içine giriyor. Faizi yükselt kardeşim. Doları biraz düşürebiliyorsan düşür. Ya işte dolar yeterince düştü, tamam şimdi biraz daha faizi düşür vesaire. Yani faiz yükselt, dolar düşür. Niçin? Bunun asıl sebebine şeyimiz yok, üretimimiz yok. Dolayısıyla paramız yok. Zengin bir ülke değiliz. Şimdi ben de şahsi olarak, bana kalırsa da, merkez bankaları özerkliği diye bir şey yoktur. Benim için bir merkez bankasının özerk olması demek, o merkez bankasının Londra'ya bağlı olması demektir. Yani oradaki küresel sermayeye bağlı olması demektir. Şahin, doğru şey bu. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Futbol, yani klasik İngiliz futbolunun kuralları başka, Amerikan futbolunun kuralları başka. Türkiye klasik futbolun kurallarını kabul etmiş. Şimdi siz bu kuralların içinde, bu kurallarla dünyaya entegre olmuşken bir Çinmişçesine davranamazsınız. Siz bunu yaparsanız ürkütmeye başlarsınız. Siz bunu yaparsanız hem içeriye hem dışarıya güvensizlik aşılarsınız. Ama siz bir Çin olursunuz, bir Çin olmayı başarmışsınızdır. O zaman zaten Merkez Bankası Başkanı'nı da Cumhurbaşkanı'nın görevden almasını hiç konuşmazdık. Bakın yine bu işin sebebi de yoksulluktur. Çünkü umurumuzda olmazdı. Niye konuşuyoruz yine? Çünkü bir şey olacak diye korkuyoruz. Acaba ne olacak? İşte ekonomik daha kriz şiddetlenecek mi? Acaba yurt dışına para mı çıkacak? Şimdi siz bir oyunun kurallarını kabul etmişsiniz. Türkiye öncelikle bu ayrımı yapabilmeli. Yani biz neoliberal ekonomide kalacağız mı? Ki bu benim için, bence bu bizim sonumuz olur. Ya da biz karma ekonomiye geçecek miyiz? Evet. Bizim merkez bankamızın statüsü ne olacak? Yani şimdi burada hem ağlarım hem giderim gibi oluyor. Yani biz hem sizinle kalacağız, küresel ekonomiye bağlıyız. Bunu derken de ya Merkez Bankası Başkanı, sen millet bana hesabını soruyor. Sen faiz indirmiyorsun, hesabı ben veriyorum deyip hadi seni görevden aldım olmuyor. Niçin? Çünkü bizim oynadığımız oyunun, bizim kabul ettiğimiz oyunun kuralları böyle değil.
oyunu kurallarına göre oynamamız gerekiyor. Başkanı, Sayın Erdoğan'ın talimatıyla faizleri indirmiş olsaydı piyasada bir şey değişir mi? Yani sizin tabirinizle piyasa bunu farklı mı algılardı? Çok olumlu tepkiler mi verirdi piyasa buna? Şimdi şöyle bir gerçek var. Türkiye'de sadece şimdi bu en genel yani iktisat 101 diyelim buna birinci sınıf iktisat. Döviz yükseldiyse faizi yükseltirsin, dövizden parayı alırlar, faize yatırırlar, dövizi düşürürsünüz. Yalnız Türkiye etrafında o kadar jeopolitik riskler barındıran, o kadar siyasi karmaşa barındıran bir ortamın içinde ki, yani faizi düşürmenin ya da yükseltmenin de bir faydasını göremeyebiliriz. Çünkü maşallah bizim Sayın Maliye Bakanımız konuştuğunda ne faiz dinliyor ne biraz döviz dinliyor. O hemen yükselebiliyor. Niçin? Çünkü daha geniş bir güvensizlik var. Yani bu iktisadi öğretiler, bu konuştuklarımız kitaba göre haliyle, kitaba göre konuşuyoruz, bilime göre konuşuyoruz. Evet. Ama Türkiye'de öyle olaylar oluyor ki, Türkiye'de öyle şeyler realde görüyoruz öyle ki. Realde yani öyle olmuyor. O zaman Serpil Alparslan'dan da Merkez Bankası Başkanı Çetin Kaya'nın başkanının görevden alınması ile ilgili görüşlerini alayım. Sonra o paralelde yine devam edeceğiz sıradan. Ben biraz evveliyatına dönmek istiyorum. Çetin Kaya zaten bir yeni bir kanun tasarısıyla gelmişti. Erdembaşçı döneminde onun kurmayları arasındaydı. Çünkü belli bir kriter vardı. O kriterin altında kalıyordu. Bir işte kanunla uyum sağlandı ve Merkez Bankası'na dahil edildi. Hatta yardımcısı olarak. Erdembaşçı'da da bir iletişimde bir sıkıntı olduğunu söylemişlerdi. Yine Cumhurbaşkanlığı tarafından. Erdembaşçı'nın dışında Murat Çetinkaya'da da aynı şeyi söylendi. Bir iletişim eksikliğinden kaynaklandığını. Halbuki Murat Çetinkaya bu Erdembaşçı dönemindeki sadeleştirme kuralını hem kendisi getirmiş hem de bunu devam ettirmeye çalışmıştı. Zaten 2,5 yıllık bir görev süresince ilk 3. ayda darbe oldu. Darbe girişimi oldu. Dolayısıyla bu darbe girişiminden sonra Türkiye'yi toparlamak biraz daha kolay değildi, zordu. O dönemlerde %7,5 olan hedefleri, enflasyondaki hedefleri 7,5 olan 15'lere çıktı. Çok da ekonomik olarak çok aslında da... Aslında elinde bir bomba buldu, kucağında bir bomba buldu o zaman, doğru mu? Evet, yani bir enkaz aldı aslında. Yani. Bir evet. Enkazı aldı aslında, öyle diyelim. Yani bomba değil de bir enkazı almış gibi bana öyle geldi açıkçası. Yani bizim futbolda düşme tehlikesi olan bir takım aldı gibi söylenir. Şimdi doğru sen mu? O jargonla konuştuğun için. Teknik direktör düşmeye namzet bir düşme adayı ol. Yani tehlikesi kendisi futbol konusunda çok gerçekten iyi olduğu için. Oradan olduğu için her şeyi hala olayla kıyaslıyorum. Evet yani ben Murat Çetinkaya hem genç hem zor dinamik. Zor koşullarda aldı yani. Zor koşullarda devraldı ama çok da iyi. Şimdi ben Hakan Bey'in söylemiş olduğu bu ve Sayın Apuan'ın söylediği çok böyle bağımsızlık sözlerine çok yani bağımsız olmamalı sözlerine çok katılmıyorum. Çünkü yabancı piyasalar özellikle bağımsız bir Merkez Bankası yönetimini daha çok kabul ediyorlar. Birebir bağlı ve gerçekten Cumhurbaşkanlığı'nın sözünün altından çıkmayan, himayesi altında kalan bir Merkez Bankası'nı kabul etmiyor. Ne yazık ki. O zaman burada Hakan Bey'e de bir söz hakkı verelim. Ne düşündüğünü bitirdikten sonra Hakan Bey'e de söz hakkı verelim. Evet, ben öyle düşünüyorum. Çünkü yabancı yatırımcı bizim için çok önemli. Yani yabancılar Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almış olmasını doğru bir karar olarak nitelendirmiyorlar. Hayır. Öyle mi? Bence hoşlarına gitmiyor bu durum. Hoşlarına gitmiyor, evet. Şimdi ben Serpil Hanım'a şöyle söyleyeyim, dediği doğru, yanlış değil. Yabancılar bundan çok rahatsız oluyorlar. Yani müdahale gibi mi algılanıyor tabii, efendim? Tabii. Küresel bakın, piyasalar. Ben neden öyle dedim? Bakın ben zaten baştan sözü söylerken neoliberalizmin temelinde ekonomik kurumların özellikle az gelişmiş gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kurumların siyasi otoriteden bağımsız olmasını özellikle isterler. Hatırlar mısınız? Kemal Derviş'in bir 15 tane yasası vardır. Ama bu hani zembille Dünya Bankası'ndan indirdiler Kemal Derviş ve Kemal Derviş aman hemen hemen dedi. O 15'ten bir tanesi neydi biliyor musunuz? Merkez Bankası'nın
bağımsız hale getirilmesinin netleşmesiyle ilgili yasaydı. Evet. Bağımsız olacak Doğru. yasasıydı. Doğru. Kemal Derviş Dünya Bankası, bakın neoliberalizmin dünyada 3 tane örgütü vardır. Dünyadaki neoliberal politikaları takip eden. Bir tanesi IMF'tir, bir tanesi Dünya Bankası'dır, bir tanesi de DTÖ'dür, Dünya Ticaret Örgütü. Siz bunların eline düştüğünüzde onlar sizi yönlendirdikleri şeyler, bir, demokrasiniz eksik. Bakın bu bunlar hep altı çizilecek şeyler. Bağlantılı. Ekonomik kurumlarınız bağımsız olacak. Serbest ticaret olacak, döviz serbestçe belirlenecek, faiz serbestçe belirlenecek falan. 5-6 konuda çok duyarlıdır yabancı yatırımcı ve derler ki demokrasiyle ne alakası var diyorsunuz ya yabancı yatırımcının, aa diyor. Eğer sizde demokrasi yoksa, onun bir deyimi vardı da şimdi o deyimi unuttum. Onlar bir de bilmem ne okrasi diye bir kleptokrasi miydi neydi, bir de deyimi var onun. Bir aile iktidarı ele geçiriyor ve o aile iktidardan bütün nimetlerinden faydalanıyor. O zaman Hakan Bey, aynı şekilde yabancı yatırımcı için, o zaman bu noktada aklıma şu geliyor. Yabancı yatırımcı için ve dış piyasalar için aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanı'nın da aileden olması, Sayın Erdoğan'ın damadı olması aynı tedirginliği ya da aynı efendim, bir şey bakın, yaratmıyor mu? Hepinize bakın, sormuş olayım bir soruyu bu şimdi arada. Şimdi bu sorunun cevabı çok genişler. İsterseniz çok genişletmeden ben size çok basit örneklerle geçeyim. Genişlesin, vaktimiz var. Saddam Hüseyin, bakın. Başar Esad, Kaddafi. Daha başka kim? Bu Arap Baharı. Bakın Tayyip Erdoğan bu kategoride. Dikkat edin, bunların hepsine yapılan müdahaleler, Arap Baharı'ndaki müdahaleler falan hepsi, bunlarda demokrasi yok. O demin adını hatırlayamıyorum ya. Kleptokrasi miydi neydi? Buna neoliberaller bir de bir isim veriyorlar. Biliyor, hatırlıyor musunuz o ismi? Şimdi bu ne, bu ne biliyor musunuz? Şimdi bakın, yabancı yatırımcı bizim için önemli mi? O da bakın ayrı bir tartışma konusu. Önemli mi? Bence yabancı... Şimdi çok tersten gireceğim ben de. Yabancı yatırımcının benim gözümde zerre kadar önemi yok. Bakın, çok doğru bir şey. Biz karar vermek zorundayız. Biz ne yapacağımıza bitirsin, karar vermek abla. Zorundayız. Neoliberal politikalarımı izleyeceğiz. Halkçı, Atatürkçü politikalar bizi. Neoliberal politikaları izleyen hiç kimse Atatürkçüyüm demesin bir kere bana. Atatürk'ün yanına bile yaklaşamaz en ufak neoliberal politika takip eden insan. Buyurun Sayın Apuan, siz bir şey söyleyecektiniz. Peki, söyleyin. Kısa bir şey söyleyeyim. Lütfen. Burada, bakın burada yabancı yatırımcı falan deyince aldanmamak lazım. Ha. Yabancı yatırımcıdan kasıt burada sıcak para. Sıcak para. Para. Ama sıcak o lazım para. Değil mi yani? Şimdi, hiç, şimdi açıklayacağım. Tabii. Yani lazım. Küresel anlamda. Sıcak para. Yabancı yatırımcı da kim biliyor musunuz? Bu paranın sahibi. Bu para dünyanın hiçbir ülkesine, kara kaşına, kara gözüne gitmez. Sömürebilecekse. Hele demokrasi var diye hiç gitmez. Daha fazlasını alır. Tabii ki dünyanın bütün sermayesi Çin'de. Niçin Çin'de hiç şey yok? Çin'de herkes gayet memnunlar. İşte Azerbaycan'da, Rusya'da herkes petrol çıkarıyor. Dünyanın bütün petrol devleri Azerbaycan'da. Hiç kimse bir şey demiyor yani. Herkes halinden memnun. Şimdi yabancı yatırım burada sıcak paradır. Yabancı yatırımcı da bu sıcak paranın sahipleridir. Çok büyük aileler, çok büyük küresel yatırımlar bunlar. Şimdi burada bize bunların yapacakları, bu zamana kadar yaptıkları şey bellidir. Ne getirdiler bize? Kriz getirdiler. Şimdi cari açık getirdiler. Arada sırada da 19 tane IMF anlaşması yaptık. Onlarla da ne yaptılar? Bize olan borçlarını verin kardeşim dediler. Halkın üstüne bütün şeyi yüklediler. Yükü halkın sırtına yüklediler. Paraları aldılar. Sistem hep böyle gider. Önce sizi genişletirler, önce sizi büyütürler, balonu şişirirler. Sonra da patlatırlar. Derler ki bizim IMF'imiz sizi kurtaracak. Şimdi anlaşıyorsunuz, anlaştırırlar. Sizi kendisine mahkum bırakıyor. Evet, bu para yani bu sıcak, yani bu yatırımcı dediğimiz bizi kendisine mahkum bırakan para zaten. Yani bizi bir şey yok, fabrika açmıyorlar, istihdam sağlamıyorlar. Bir kere bir şey istihdam sağlamıyorsa, ülkeye giren bir para istihdama sebep olmuyorsa ona ne kadar yatırım denebilir? Bunu tartışmak gerekiyor. O kişinin gerekiyor. Yani IMF'in suçu değil ki, bu o hükümetin sorunu. Yani o sana parayı veriyor, sen istediğin yerde kullan. Doğru mu anlamışım? Tabii ki tabii. Hayır, yani şu anlamda suç bizim tabii ki. Evet, bu yani işe düşmüş. Onu sormaya çalışıyorum. Bir kere bakın, IMF parayı nerede para kullanacağını vermez. O karar verir. Ha, öyle para vermez işte. Ama parayı nerede kullanacağını da söylerler. Siz şunu yapacak, bak bir kere şartlar belirlenir.
siz demokratik kurumlarınızı bilmem ne yapacaksınız. Bu demokratik kurumları da yanlış anlamayın. İnsanlara söz söyleme özgürlüğü falan değildir bu. Demokrasinin esas açılımı onların gözünde sizin kendinizi dünyaya olabildiğince serbest şekilde açmanızdır. Hiçbir önlem almamanızdır. Tamamen onların rüzgarına göre hareket etmenizdir. Bakın demokrasiden anladıkları da çok önemli. Çetin Bey'in söylediği ya bir anda benim soy isimlerdi böyle Ünsalan. İşte Ünsalan aklı. Çetin peki bak ne dedi biraz önce bana? Libor artı 7,5 dedi. Şimdi Libor artı 7,5'un ne anlama geldiği çok bakın. Diyecek ki bana bizim CDS'ler kaç şimdi 500-400 küsürlü. Yok 400'ün altına indi. İndi mi 400'ün altına bakın. Bu öyle bir alçakça kandırmaca var ki dünyada. Şimdi ben konudan konuya geçiyorum evet, ama ya, şeyden yani ben ekseninden çıkmıyorum pek de. Evet, ben şuraya bağlıyorum topu, şeyi. Topu sağ dışına evet, çıkarmayalım. Topu sağ dışına çıkarmayayım. Ben Serpin Hanım'a şey olarak cevabımı vereyim. Sıcak para evet yurt dışı evet bizi kötü algılıyor. Algılasınlar. Çünkü onlardan gelen paranın Türkiye'ye bir faydası yok mu zaten? Faydası da yok ve müthiş zararı katılıyor var. Katılıyor musun bu durumda da siz? Katılmıyorum çünkü borsaya bakın %80'i, %80'den fazlası yabancı yatırımcılardan oluşuyor. O zaman bizde hani borsa diye bir şey kalmaz. Yani, kalmasın istemiyorsunuz. Buyurun Sayın Başka bir şey söyleyeyim. Son bir şey söyleyeceğim. Merkez Bankası ile ilgili. Toparlarsan soruları ben soruyorum bu arada burada. Ya kusura bakmayın ben böyle biraz karşılıklı size de yardımcı oluyorum. Çok evet, ben evet, tamamen sen takılıyorum şunu size. Şunu sorayım. Borsanın ekonomimize ne faydası var? Bakın her türlü üretimimizi arttırıyor mu? Ekmeğin fiyatını düşürüyor mu? Enflasyonu düşürüyor mu? Evet, siz cevap verin ben Sayın Ünsal'a geçeceğim. Tamam yani şimdi borsada evet böyle bir şey var ama 2018 yılında 1.9 milyar dolarlık bir sermaye çıkışı oldu. Bizden para gitti yani. Yani öyle bir paramız da uçtu gitti. Bizim parası değil onların getirdiği parayı. Onların kendi parası ama bizde bunu şey yapıyorlardı, çalıştırıyorlardı bu parayı bize gönderiyorlardı ama o dolaşımdaki işte dolaşıma giren paradan bir kısmıydı yani. Ben şuna gelmek istiyorum Merkez Bankası ile ilgili özellikle. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Unutmadan da bunu söylemek istiyorum. Merkez Bankası'nın elinde ekonomik enstrümanları iyi bir şekilde olmadığı için bunu çok iyi kullanamadı. Yani Merkez Bankası ile ilgili son bir şey söylemek istedim. Bu önemli bana kalırsa çünkü bizim enstrümanlarımız çok kötü. Yani işte işsizlik, enflasyon, işte az önce söyledim. Büyüme rakamlarımız, milli gelirimiz, gayri safi yurt içi hasılamız, işte ihracatımız bu alanda gerçekten iyi bir iyileştirme değil, daha da kötü bir çizgiye doğru ilerliyoruz. Bu tabii Apuan'ın dediği gibi, Şevket'in dediği gibi, Şevket Bey'in jeopolitik riskler çok önemli. Tabii burada Arap Baharı'ndan bahsettiniz. Onunla başlayan bir Orta Doğu sert alevli rüzgarları var. Dolayısıyla bundan biz de nasibimizi aldık. Merkez Bankası ile ilgili söylemek istediğim bunlar özellikle de enstrümanlar yani ekonomik yani enstrümanlar. Özellikle belirttiğin senin Serpin dış piyasalar tarafından Merkez Bankası Başkanı'na müdahale evet. edilmesi olumlu karşılanmıyor ama Hakan Bey de diyor ki olarak. Dış piyasalar çok da mühim değil zaten. Doğru mu anladım? Buraya kadar hiç anladım. İnanılmaz hakimim ekonomiye. Sayın Ünsalan'la devam edelim buyurun. 4 dakikada özetleyeceğim. 5 dakikada ben size 1 dakikada ben vereyim buyurun. Birincisi şu en baştaki bağımsızlık meselesine gelelim ve Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına. Ben bir kere bunun gölge oyunu olduğunu düşünüyorum. Affedersiniz değil mi? Gölge oyunu olduğunu düşünüyorum. Yani Karagöz Hacivat oynanıyor bize. Şuradan sağlamasını yapayım. 15 Temmuz darbe kalkışması, darbe başka bir şey, kalkışması gerçekleşmeseydi bile Türkiye ekonomisinin durumu iyi değildi. Yani evet riski arttırdı, biraz daha zorlaştırdı. Yani biz zaten gidiktik. Bu birinci. İkincisi Murat Çetinsay'a zaten Erdem Başçı sonrasında, Çetinkaya çok özür diliyorum. Erdem Başçı sonrasında zaten görev adamı olarak gelmişti.
O yüzden ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir şey söyleyip de Çetinkaya'nın yapmayacağı ihtimalini pek dikkate almak istemiyorum. Şu olabilir, ekonomik gerçekler yapamayacağı noktada bırakabilir. Bakın bu başka bir şey. Yani talimata uymamak gibi bir ajandası olabilme kabiliyeti yok. Kabiliyeti de yok. Buna müsait değildi. Ekonomik gerçekler faiz indirememeye neden. Eğer faizi indirirsek önümüzdeki günlerde olacak, ona da bir cümle yani yerine yapayım. Yerine gelen yine Murat Bey galiba. Getirsin. Murat Uysal mı gelmişti? Şimdi şurada şu Murat hesap Uysal yapılıyor. Murat Uysal indirebilecek mi faizleri? Şu hesap yapılıyor. Ben indirirse ne olur söyleyeyim. Evet, buyurun. Şu hesap yapılıyor. Onlar inecek. Böylece reel sektör yatırım yapacak. İstihdam artacak. Vergi gelirleri artacak. Bunlar uzayda yaşıyor olması lazım. Çünkü, bunu düşünen mi uzayda yaşıyor? Çünkü bakın ben olacağı söyleyeyim size. Dünya piyasası daralmış vaziyette. İhracatta daha yeni işte biraz sonra konuşacağımız 11. Evet, kalkınma programında bile 1.3 dolar hesap ediyorsan bir gelişme yok demektir. İç piyasa zaten daralmış vaziyette. Hiç kimse yatırım yapmaz. Aksine dış borç sorunu olan reel sektör gider o parayla dolar alır ve doları yine yükseltir. Dolar yükseldiği için yine enflasyon yükselir. Enflasyon yükseldiği için de faiz yükselir. Bu kısır döngüdür. Enflasyonla ilgili de görüşlerinizi alacağım. Açacağım. Bir dakika şu tamamlayayım çünkü Neşter. Tamam. 4 dakika mı olmadı diyor. Neşter, ben bir dakika neşter da ben verdim 5. Gerekiyor. Bağımsızlık meselesiyle ilgili de yine bir şey söyleyeyim. Bakın bağımsızlık meselesi bence karıştırılıyor. Kastedilen bağımsızlık, sizi söylemiyorum üstadım. Yok yok. Kamuoyunda bahsedilen sonsuz bir bağımsızlık değil. Bu sadece bizde değil. 2000-2008 yılları içerisinde dünyada bütün ekonomilerde yani sıcak paranın çok dolaştığı zamanlarda kullanıldı ve yanlışlar yapıldı. Siyaseten de bunun karşılıkları bütün dünyada bizde de olduğu gibi oy olarak alındı. Şimdi işin rengi terse dönünce siyasetçiler ya biz o zaman yanlış yaptık diyemiyorlar. Bütün dünyada merkez bankaları suçlanıyor. Yani günah keçisi. Bağımsızlığı şudur. Ben diyelim ki ülkenin cumhurbaşkanıyım işte veya benim sevdiğim sistemde başbakanıyım. Ekonomi politikamı belirlerim. Merkez Bankası'na derim ki bu hedeflere ulaşmakta bağımsızsın. Ama benim hedeflerime. Bu kadar bağımsızdır. Zaten kendi başına bir ekonomi politikası uygulamaz. Eğer ben buradaki çıtayı aşağıda tutuyor ve sana yukarı çık diyorsam siyasi ahlaksızlık yapıyorum demektir. Anlatabiliyor muyum? O zaman siz revize edersiniz bütün hedeflerinizi. Merkez Bankası da ona uyar. Bu ya kadar basit. Bitirmediniz mi? Tamam peki. Açacağım. 2-3 tane şey aldım. Yabancı sermaye meselesine gelince. Bakın yabancı sermaye elbette önemli. Fakat neyin yabancı sermaye olduğunu algılamamız gerekiyor. Çin bugün dünyanın en çok yabancı sermaye çeken ülkesi. Fakat siz ülkenize gelirken sizin belli bir sanayi ve ekonomi stratejiniz var ve bu şemsiye altına girenlere bir takım avantajlar veriyorsanız bu yabancı sermayedir. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler yabancı sermaye değildir. Şimdi yabancı sermaye ile ilgili tartışmalar şuradan. Kazanın doğduğuna inandık da öldüğüne inanamıyoruz. Yani biz 2000'li yıllarda son derece iyiydik tırnak içerisinde ben. Herkes mutluydu. Tırnak içerisinde herkes refah sahibiydi. Şimdi para bitti, yabancı sermaye oldu. Şimdi öyle bir şey yok. Biz kimsenin beynine silah dayayıp gel burada paranı kullan demedik. Buraya gelip parasını yatırıp para kazanmayan da dünyada dövüyorlardı zaten. Yani Türkiye ciddi sömürüldü. Japon ev kadınları arasında para aynen öyle. Aynen öyle. Türkiye burada gelen parayı doğru kullanamadı. Şimdi sanki bu bir yıllık bir iktidarmış gibi muamele etmeyelim. Bugünün sorumlusu bizzat ve bizzat AKP, Kemal Derviş'ten başlayarak AKP hükümetinin bizzat kendisidir. Ama AKP hükümeti de bir enkaz devraldığını söylediği geçeceksiniz için. Geçeceksiniz onu. 18 sene sonra enkaz edebiyatı yapamazsınız. Hayır, ilk bana. Başladıkları, aldıkları dönemden aldıkları enkaz edebiyatı şuydu. 2002 yılında Türkiye'nin toplam borcu içerisinde hane halkının oranı %4,5'tu. Bugün %66. Yani rakamlarına Türkiye'nin, gidecek hayır, olursak bir dakika, evet. Bir dakika, bunu söylemem lazım. Türkiye'nin şu anda batak, bakın. Batak ekonomi değil. Mi? Sorumlu değil. Şüpheli alacak değil. Batak kredisi bankalarda 110 milyar liraya geçmiş vaziyette. Bunun 6 liradan dolara vurursanız 18 milyar dolar yapar. Kasada o kadar para yok. Bataktan bahsediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani yaptığınız yanlışları kurumlara, kişilere yapamazsınız. Madem en güçlüsünüz, iktidarsınız,
vebali de üstleneceksiniz. Bu bir. IMF ve fon durumu farklıdır. Biz eskiden IMF'den standby anlaşmaları yaparken bize dayatıyorlardı. Fonlar daha tehlikeli. IMF'ye veya herhangi bir ülkeden bir borç para aldığınızda borcun borç deme şansınız var. Fona diyemezsiniz. Çünkü o Almanın emeklilik fonu. Sizin canınızı okurlar. Anlatabiliyor muyum? Ama biz bütün bunları anlatırken kötü çocuktuk 2000'li yıllarda. Dedik ki bakın bu paralar geliyor, bunları üretime, Ar-Ge'ye, şuna buna ayıralım. Üretim ekonomisine dönelim ki Çin'in yaptığı odur. Biz parayı üretim yedik. Üretim ekonomisine neden geçemediğimizi de ikinci bölümü ayırmıştım ben. İnanmıyorlar ki. Şu yani Merkez Bankası ve Sayın Berat Albayrak üzerinden ben biraz toparlamak bir istiyorum. Cümle borsayı da, bir cümle borsayı buyurun, da söyleyeyim. Buyurun alayım bir cümle bakın, daha. Borsa çok önemli bir kurumdur. Ama Türkiye'dekinin adı borsa değildir. Borsa normalde şirketlerin hisselerini açtığı, normal borsadan bahsediyorum. Aslında uzun vadeli ortaklar aldığı, insanların o şirketlerin performanslarına hissedar olduğu bir şeydir. Biz de borsa dediğimiz ilk 30'un ilk 10'unda oynanır. Onun da 8'i bankadır. Bankaların %65'i de yabancıdır. Ben iflasa başvurmuş şirketlerin hisse senetlerinin kazandığını gördüm bu ülkede. Yani ya her şeyi doğru düzgün tartışacağız. Borsa çok önemli bir kurumdur dediğim gibi kullanılırsa ama Türkiye'de hiçbir zaman böyle bir borsa olmadı. Şimdi Sayın Ünsal'ın siz şunu söylüyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı'nın faizlerin de bu kadar yükselmesinde bir suçu yoktu. Ekonomik göstergeler ve gidişat işi bu noktaya getirdi. Suçlu aramıyorum suçlu ben. Yanlış iş yaptılar. O zaman aynı şekilde Sayın Apuan'a dönüp şunu sorup araya gideceğim. O zaman bu ekonomik tablodan Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da tek başına sorumludur diyemeyiz. Ama şimdi kamuoyunda da sosyal medyada da en çok tartışılan konu Berat Albayrak'ın görevden alınması gerektiği yönünde. Şimdi o iki yönlü bir konu. Her susayım mı? Hayır, aradan sorma. Yok, susmayın. Ben sorumu sordum. Ama bu Merkez Bankası Başkanı da bakanını aynı kefeye koymayın yani. Evet, tabii şimdi olmaz. Aynı kefeye koymuyorum. Hayır. Biri bürokrat sayılır. Şimdi tabii biri bürokrat tabii, sayılmaz. Bir bürokrat. Bakan görevden zaten alınır. Sayın Çetinkaya. Sayın Çetinkaya bürokrat. Tabii ki tamam. Bakanlık siyasi bir kurum, evet. Görevden alabilir onu. Ben şunu sormaya çalışıyorum, şunu öğrenmeye çalışıyorum sadece. Hani bir günah keçisi arıyorsak dediniz, Sayın Çetinkaya'ya bunu mal etmek doğru değildi dediniz. Aynı şekilde gidişat, ekonomik konjonktür işi bu noktaya getirdiyse Hazine ve Maliye Bakanı'na bu ihaleyi yıkmak ne kadar doğru olur? Bir cümle ekleyeyim mi Şevket? Buyur. Yani Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki, Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değildi. Birinci anlamı Türkiye dün üzerinden, bak Türkiye'de para kazanmak başka, Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülkeydi. O zaman niye kapı kapı Amerika'da şurada burada sıcak paracıların peşinden koştun diye sorarlar adama. Bugün bunu söylüyorsan paradan tamamen ümidini kestin demektir. Ben Sayın Apuan'a döneyim, sizden alayım sonra araya gideceğim. Şimdi Berat Bey'in bu göreve getirilmesi evet. Yanlıştı. Yani bu göreve getirildi. Niye? Çünkü böyle kritik bir dönemde işte aileden biri olması sebebiyle yanlıştı. Ancak başarılı mı, başarısız bireysel olarak bu katılıyor işi... Katılıyor musunuz bu arada? Bunu herkese tabii. Bir sorayım. Başarısız damat mı? Damat olduğu için değil. Damat olduğu için değil. Yönetici bakan olarak. Ama şimdi Sayın Hakan Bey başarısız mı? Şimdi yalnız, ben de başarısız görüyorum. Yalnız bu yani. İşin bir boyutu daha var. Bunu da görmek lazım. Bir de Berat Albayrak'ı aşan bir boyutu var. Şimdi Ali Babacanlar, Mehmet Şimşekler niye başarılıydı? Müthişti. Söyleyeyim. Mehmet Şimşek'e ben gerçekten... Hayranım yani. Gerçekten tamam. Hayranım. Saygı duyarız. Niçin şeydi, başarılıydı? Çünkü o dönem dünyada para boldu ve Türkiye'ye Ali Babacanlar, Mehmet Şimşekler gel yapıyorlardı. Bu ülke bakın Ali Babacan'ın ben ekonomideki devletin varlığını %18'e düşürdük. Daha da düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor diye açıklamasını hatırlıyorum. Google'da çıkabilir. Rahmetli un akıtan babalar gibi satıyorlar. Babalar gibi satıyorlar. Yani o Berat Bey'in suçu ne biliyor musunuz? Borç bulamadığı bir döneme denk geldi. Şunu sormaya yani çalışıyorum. 10 yıl önce Berat Bey'in suçu damat olmak mı yani? Değil. Kötü bir yönetici. Onun dışında da kötü bir yönetici. 10 yıl önce Sayın Albayrak bakan bence olsaydı bu kadar var. Tartışılmayacaktı. Yani damat olması da etken yani bence. Dış piyasalarda bu da mı evet, olumsuz karşılanıyor? Dış piyasalarda. Lütfen evet. Sorular hepinizin aklında kalsın. Çok kısa bir araya gideceğiz. İzninizle sevgili izleyenlerimizden bir müsaade isteyeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından daha çok başlığımız var. Gündemimiz malumunuz ekonomi. Hem vatandaşın ekonomisini konuşacağız hem ülke ekonomisini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından yeniden sizlerleyiz.
Efendim Ulusal Özel kaldığı yerden devam ediyor. Gündemimiz ekonomi, başlıklarımız da ekonomide yaşanan gelişmeler. Birçok başlığımız var ama biz araya gitmeden önce Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın görevinden alınabilme ihtimalini konuşmuştuk. Malumunuz Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Çetinkaya görevinden alınmıştı. Ve şimdi de hem sosyal medyada hem yazılı hem görsel basında Berat Albayrak'ın da her an görevden alınabileceği konuşuluyor. Dış piyasalar Sayın Berat Albayrak'ın görevde kalmasına ya da Hazine ve Maliye Bakanı olmasını nasıl değerlendiriyor? Bu noktada kalmıştık. Sayın Apuan, sizin sözünüzü balla kesmiştik. Buyurun devam edin kaldığınız yerden. Yani son olarak şunu söylemiştim. Berat Albayrak'ın buradaki esas suçu paranın kesildiği bir dönemde, sıcak paraya dayandırılmış bir ekonomide bu görevi almasıdır. Yani eğer para oluk oluk aksaydı, eğer işte Türkiye'ye tekrar o finans çevreleri de dünyada paranın bol olduğu zaman getirdikleri gibi faiz yüksekti, Türkiye'ye para getirmeye devam etselerdi biz bugün ama yine bu kadar... Ama kaptanın iyisi de gemisini fırtınalı havada limana yanaştıran değil midir zaten? Evet, yani kaptanın iyisi evet, şimdi işte bu noktada o geliyor akıllara. O öğretiyle bakın bu Merkez Bankası yönetimi de mesela bu yeni Tayyip Erdoğan'la diyeyim. Yeni Tayyip Erdoğan derken... Evet, ne demek yeni Tayyip Erdoğan? Yani söylemlerine bakarak konuşuyorum. Gerçi çok çabuk söylemleri değişebiliyor ama işte mesela Çin'e gidiyor. Rusya'dan S-400'leri almayı birçok insan gelmeyecek, yapamayacaksınız, olmayacak dedi. Hayır, alacağız dedi ve aldı. Evet. Bir üretim şeyi var. Yani bu zamana kadar Türkiye'de yapılan yanlışları, kendi yaptıkları yanlışları da tabii ki görmüşe benziyorlar. En azından halk yanlış yaptıklarını kendilerine son İstanbul seçimlerinde özellikle gösterdi. Yani Sayın Erdoğan da şu anda şunu söylüyor. Biz bir yerde yanlış yapmışız kardeşim. Bir yanlış var. Şimdi, Sayın Erdoğan'ın böyle bir içgörüsü var zaten. Bir süre geçtikten sonra evet bir yerde yanlış yaptık evet, yani, diyor. Bunu dile getiriyor bu, zaten. Evet, bu öğretiyle onların yetiştikleri okullar, onların anladıkları iktisat, onların anladıkları finansla Türkiye zaten kurtulmaz. Şimdi yeni bir dünya kuruluyor. Burada herkes hemfikir. İşte donanmalar denizlerde, uçaklar kalkıyor, ordular teyakkuzda, yeni bir dünyanın artık eşiğindeyiz. Ve üretim hızla batıdan doğuya kayıyor. 2025 yılında Çin'in üretimi, Avrasya'nın üretimi batıyı geçmiş olacak ilk defa. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin de bazı kararlar alması, bazı kararları uygulaması gerekiyor. Çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Son 8 yılda 252 milyar dolar petrokimya ithalatı yapmışız. 252 milyar dolar. Şimdi Petkim'i 1965 yılında temellerini atmışız. 30 milyon dolara Petkim'i mal etmişiz. Petkim bugün 1500 insana ekmek veriyor. 1500 insana. Sayın Bartu Soral hesaplamış. Diyor ki bir Petkim 20 milyar dolara mal oluyor. Bakın öyle bir sistemdeyiz ki 252 milyar dolar 8 yılda ithalata veriyoruz. Ama bu 252 milyar doların 100 milyar dolarıyla 5 Petkim daha yapıp 152 milyar dolarını da cebimize koyamamışız. İşte üretim ekonomisine geçememekten. Çünkü bu zihniyetin gündeminde bu yoktu bu zamana kadar. Yani üretim diye bir şey varmış. Üretim zorunlu bir şeymiş. Bir üretim devrimi diye bir seçenek varmış. Böyle bir şey yoktu. Zannettiler ki hep böyle gidecek. Hep para gelecek. Hep çok kolay borçlanabileceğiz. Borcu hiç ödemeden tekrar borç alıp yine borcumuzu ödeyeceğiz. Mesela Türk ekonomisinin çok bütün dünyanın gıpta etmesi gereken bir yanıdır. Hiç dış borç ödemez Türk ekonomisi. Sürekli borcu alır. Vadesi geldiğinde yeniden borç alır. O borcu kapatır. Yani hiç bizim kasamızda... Borcu borçla evet, kapatıyor. Evet, hiç borç çıkmaz yani. Ama şimdi artık bu deniz bitti. Bunu herkes görüyor. Türkiye'yi yönetenler de görüyor. Artık yeni bir dünya kuruluyor. Yeni dengeler var. Türkiye'de burada yerini almak durumunda. Bunu Berat Bey başarabilir mi? İşte ben bu yüzden kendisine başarısız diyorum. Bunu da Berat Bey zaten başaramaz. O zaman ben sevgili Serpil'e de şunu sorayım. Sayın Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak görevinden alındı diyelim. Ne değişecek? Yani bence... Bunun üzerinden gidelim. Yani tamam, işte sizin tabirinizle piyasalar bunu nasıl karşılayacak? Ne olacak? Yani şimdi Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı. Ne oldu? Faizler bir anda indi mi? İnmedi. Hayır. Hazine ve Maliye Bakanı alınırsa ne olacak? Düzelecek mi bir anda piyasalar? Enflasyon düşecek mi mesela? Ben biraz esprili yaklaşmak nasıl istiyorum. Istersen, bir öyle baba yaklaş. Oğluna, damadına kıyabilir mi? Bilmem, kıyabilir mi? Ailede mi sıkıntı çıkar.
Yani. Öyle değil mi? Yani hepimizin çoluk çocuğu var yani. Almayacak şimdi mı yani? Evlendirmemişsiniz ama. Kendi ailesi, evlendirseniz kendi şimdi sıkıntı çıkmaz mı? Ağzını koparsınız değil mi? Sıkıntı çıkmaz mı? Ama burası hale değil Türkiye şey Cumhuriyeti işte, ama arada kalkıyor. Yani işte yine ama aile kavramı içerisinde. Ancak Berat Albayrak'a ne yapması lazım? Terfi ettirmesi lazım. Ya Dışişleri Bakanlığı'na ya işte eski sistemle Başbakan Yardımcılığı ya da işte bir kılıf uydurması lazım. Yoksa ailede gerçekten sıkıntı çıkar. Zaten bir takım spekülasyonlar da oluyor. Olmuyor değil yani Albayrak'la ilgili, Sayın Albayrak'la ilgili ama ben hep şeyden yanayım. Yani alınırsa ancak bu şartlarda alınır. Yani bir terfiyle söz konusu olabilir. Ama alınmalı mı? Evet, herkes bunu istiyor. Hem Türk halkı istiyor. Hem yabancı yatırımcı piyasalar bunu istiyor. Küresel anlamdaki bütün piyasalarda bunu bekliyor. Alınırsa çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ama mesela, her yani Albayrak konuştuğunda dolar çıkıyor mesela. Bu bir tesadüf müdür? Bilmem, tesadüf müdür? Bence değil. Çünkü güven vermiyor. Güven mi vermiyor? Evet. Hakan Hoca'dan kalırsa. Devam edelim o zaman. Şimdi bakın ben... Size şuradan başlayayım. Şöyle bir soru sormuştum. Siz damadınıza kıyar mıydınız? Ya kıyma meselesi de ki yani adam devlet yönetiyor yani bakkal yönetmiyor ki yani. Ben size şöyle söyleyeyim ben eğer öyle bir pozisyonda olsam benim zaten damadım değil kızım falan oldu olmazdı. Öyle söyleyeyim. Bravo, bravo. İstedim, evet, çünkü evet, devlet adamı olmanın bazı koşulları vardır. Kuralları da vardır. Bakın evet. Sayın Demirel'i eleştirebiliriz, Sayın Ecevit'i eleştirebiliriz bu insanlar ama bunlar devlet adamıydı. Bir takım rüşvet olayları ailesinin içinde Sayın Demirel'in oldu falan ama yani Sayın Demirel de Ecevit de bakın o tür devlet adamlarında bu tür ailevi olayları yönetime karıştırma, iktidarlarına karıştırma gibi mevhumlar yoktu. Yani işte o perspektifte düşünüyorum ben. Eğer damadım olsaydı oralarda olmazdı zaten. Ezden rüşvete başlayan bakanları olmadı. Olmadı tabii. Şimdi bakın bu damat olayına Sayın Alpagan'ın bakış açısı doğru. Ben onu biraz daha genişletmek istiyorum. Perspektifimizi bizim çok doğru kurmamız lazım ki çözüm önerilerimizi de ona uyduralım ve ona göre çözüm önerisi getirelim. Şu algı bakın yanlış. Ya bunlar 18 yıldan beri yanlış yaptılar. O yanlışlarının sonunda biz bugüne geldik. O yanlışları yapmasalardı biz gül gibi geçinip giderdik. Bu bir hata. Niye? Hata nerede? Kişilerde mi? Sistemi mi değiştirmeliyiz? Biz insanı değiştirsek yeter mi? Ya bir Berat Albayrak değişse olur mu? Bir Tayyip Erdoğan onu sormaya değişse zaten. Olur mu? Yani yarın yoksa Sayın Albayrak görevden alınırsa aynı sistemi, ne olacak? Tabii aynı sistemi sürdürdüğümüz sürece yoksa bu iş başına kimi getirirsek getirelim acaba bu iş böyle mi devam eder? Onun tartışılması çok önemli. Ben ilk konuşmamda şöyle bir şey söyledim. Bakın bu sistemin, neoliberal sistemin başlangıcı bizde 24 Ocak 1980'dir. 24 Ocak kararları. Kararları. Bakın ben bir örnek vereyim. Dünyada ilk neoliberal sistem nerede uygulanmaya başlamış biliyor musunuz? Şili. Kim evet, uygulamaya başlamış evet. Şili'de biliyor musunuz? Pinochet. Pinochet Milton Friedman'ın öğrencisini alıp Amerikalı getirmiş ekonominin başına koymuş Şili'de. Şimdi niye Şili'yi söyledim ve Pinochet'i söyledim? Bakın bizdeki 24 Ocak kararlarını uygulamak için 12 Eylül darbesi yapıldı. Hiç zannetmeyin ki ben öğrenci yıllık yıllarımdır benim. O en çok anarşinin 77-80 arası öğrenciydim Ankara'da siyasal bilgilerde. Mahalle mahalle Ankara'nın ayrıldığını sizler bilir misiniz bilmiyorum ama sizler benden gençsiniz sanmıyorum. Ben hayal meyal hatırlıyorum. Hayal meyal bakın Cebeci devrimcidir. Bir mahalle ileri gidersiniz Kurtuluş ülkücüdür. Bir mahalle ileri gidersiniz Kolej ülkücüdür. Bir mahalle ilerisi Kızılay'dır. Öbür tarafa gidersiniz öyle. Oralardan geçemezsiniz. Bilmem ne yapamazsınız. Şebekeleriniz ama ülkücüler devrimcilerin oraya girmez devrimcileri falan. Bir 12 Eylül oldu. Ah tıs ortalıkta bir şey yok. Ve anarşi çözüldü Türkiye'de. Gerçekten 12 Eylül anarşiyi çözmek için mi geldi? Hayır dikkat edin. 12 Eylül
bütün toplumsal örgütlenmeyi yok etti Türkiye'de. Bütün siyasi partileri sağ sol zırt pırt dinlemedi. Ülkücü de astılar, devrimci de astılar. Daha doğradılar çok devrimci yani astılar. Hepsini. Tabii. Bakın, çünkü niyet şuydu. 24 Ocak kararlarının uygulanması ancak ve ancak bir askeri darbeyle, askeri yönetimle mümkündü. Ve onu uygulamak için 12 Eylül yapıldı Türkiye'de. Anarşiyi önlemek için değil. Şimdi bu kadar niye ben oraya atıf yaptım? Bizim uyguladığımız, bugünkü uygulanan sistem, Berat Albayrak'ın başarısız, Mehmet Şimşek'in sizin dediğiniz gibi başarılı, ama ben Alpulan'a katılıyorum, o başarılının hakikaten altında o dönem para saçılıyordu. Yani kulenin tepesine çıkıp almayan enayi denen bir dönemdi para o dönem. Ve hiçbir zaman o para doğru yönlendirilemezdi bakın. Hiçbir zaman. Çünkü o para size doğru yönlendirilin diye verilmedi. O para size işte sıcak para, borç morç, ihracata dayalı sanayileşme falan gibi sizin gözünüzü sürekli borçlanmayla, tüketimle, cep telefonu 2 yılda bir yenilenir, arabalar yenilenir, evler 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl borçlarına alınır. Ben bankacıyım, şeyi biliyorum, o araç kredileri şey gibi dağılırdı o 2001-2002'ler falan o dönemlerde. Onun için bakın ben sözümü fazla uzatmayacağım. Esası bu işin sistemdir. Kişiler teferruattır burada. Tayyip Erdoğan bana sorarsanız çok zekidir ve bir lider şeyi vardır Tayyip Erdoğan'ın, karizması vardır. Ama bu sisteme siz kime oturtsanız oturttun, sonucu buraya gelir, başka bir yere götüremezsiniz. İşte Turgut Özal, hatırlarsınız 1990'larda maden eylemleri, çok büyük grevler yapıldı ve anavatan iktidarı böyle şeylerle karşılaşan anavatan iktidarı yok oldu. Şu anda Anavatan Partisi diye bir parti var ama hiç sayıyor muyuz onları? Yok, partiler evet. İçinde saymıyoruz. Yarın bakın AK Parti'nin geleceği durum da budur eğer böyle sürdürürse. Biz 3-5 yıl sonra dediydi dersiniz, AK Parti diye bir partiyi hatırlamayacağız bile. Bu kadar yakın geleceği. Bu kadar yakın geleceği var. Çünkü dünya Sayın Apogan'ın dediği gibi çok büyük bir değişime gidiyor. Dünyada çok taşlar yerinden oynuyor ve bakın dünyaya, ya böyle şeyler olmaz denen şeyler oluyor. Şimdi aslında S-400 Hakan Hocam, alıyoruz. Şimdi ona gelecektim. Yani eğer yani, herkesin bravo ağzından aldığınız... Son cümlemi bağlayayım mı? Alayım, son cümlem alayım. Şu, lütfen bu hatalara, bu yanlışlara bakarken kişiselleştirmeyelim. Sistemsel bakalım. Biz Atatürk'ün altı okunu uygulamazsak bugün, devletçilik ilkesini, karma ekonomiyi uygulamazsak elimizde hiçbir şey kalmayacaktır. Bırakın ekonomiyi, Türkiye Cumhuriyeti kalmaz. Teşekkür ediyorum Hakan Hocam. Şimdi eğer Merkez Bankası Başkanı Sayın Çetinkaya'nın görevden alınması ya da muhtemel bir Maliye Bakanı değişikliği ile ilgili söyleyecekleriniz yoksa diğer bir konu başlığına geçmek istiyorum. Var mı eklemek istediğiniz Yok. Bir şey? O zaman yine çok gündemdeki konulardan birine geçelim. Yine ekonomiyi direkt olarak ilgilendiren konulardan bir tanesi. Bugün 11. Kalkınma Programı açıklandı. Görüşlerinizi almak isterim. Şimdi bugün açıklanan plan meclise sunuldu. Öyle, doğru değil mi? Meclise sunuldu ve 2023 hedeflerinin yarı yarıya indirildiği görülüyor burada. Bu tam olarak ne demek? Yani neden kalkınma programında hükümetin, AK Parti hükümetinin 2023 olarak koyduğu hedefler yarı yarıya indirildi? 10. 5 yıllık kalkınma planındaki hedefler 11. indirildi. 11. de yarı yarıya indirildi. Neden indirildi? Siz de bitirmiştik Sayın Ünsal'la bitirelim. Başlayalım. Şimdi öncelikle 10.'daki 500 milyar dolardan başlayalım. Evet. 500 milyar dolar hedefi de çok gerçekçi değildi zaten. Yani 2000'li yılların Türkiye'deki üretim fotoğrafına baktığınızda bütün bu konuştuğumuz sıcak para ve benzeri operasyonlar nedeniyle ve basılan bir o serbest kur falan filan, onları geçeceksiniz. Basılan bir kurla Türkiye üretemez hale gelmişti zaten. Yani şöyle diyeyim, Çin'den gelen, Çin bu operasyonu bütün dünyada yaptı. Özellikle 1 TL, 1 milyon lira, 1 dolar ve 1 avro mağazalarıyla dünyadan 0% finansman kullandı.
oradan gelen bir armatürün ham maddesini bizim buradaki armatürcü alamıyordu. Öyle ucuz bir ülke haline getirildi ki burası, elini kolunu sallayan buraya ithalat yapıyordu. Üretenler de üretmek yerine ithalat yapma yoluna gittiler. Yani bugünü oradan okumak lazım. 500 milyar dolar hedefi çok gerçekçi değildi. Ki keza 500 milyar dolar gerçekleşseydi bile, daha sonra revize edilmiş olmakla birlikte, ben Avrupa Birliği'nin o dönemde yaptığı bir rapordan yola çıkarak bir hesap yaptım. 500 milyar dolar ihracat yaptığımızda bizim üretim yapımızı değiştirmediğimiz için 750 milyar dolar ithalat yapmamız gerekiyordu. Bugün itibariyle yine bir şey değişmedi. Bak, yarınki yazıma onu yazdım. Bir iki detay vereceğim. Lütfen. 11. grup. Bir sürü laf salatası var. Laf salataların hepsini atın. Yani ben de derim ki 5 milyon istihdam yaratacağım falan filan. Ben ona bakmam. Ben matematiğe bakarım. Bakın. Şöyle bir şey yaptım ben. 2023'ün 500 milyar dolarının içerisinde ne diyor? 545 milyar dolar ihracat 2023. İlk hedeften bahsediyorum. Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklaması. O zaman. İthalat 625 milyar dolar. İhracatımız içinde aradaki dış ticaret açığının ihracatımız içindeki payı %15. Evet, ben not alıyorum yani, bir yandan siz anlatırken. Yani o açığı ihracat gelirimizin %15 ile karşılayabiliyoruz. Şu anda 2019'un ilk 6 aylık sonuçlarına baktığımızda bu oran %17'ye çıkıyor. Ki bütün dış ticaretin daralmış olmasına rağmen. Şimdi 11. programı açıkladılar. Ben hemen bu matematiğe baktım. Şimdi ne deniyor? Temeline bakalım. Biz yerli tedariği arttıracağız. Teknoloji geliştireceğiz. Katma değerli üretim yapacağız. Ve bak, hepimizin altına imza atacağı şeyler bunlar. Evet. Fakat bunun bir çıktısı var. Günün sonunda 2023 yılındaki ihracat ve ithalat rakamlarınıza bakın. Aradaki fark da İhracatınızın dış ticarete ödeme oranı %25'e çıkıyor. Şimdi mantıken sizin iç tedariğinizi arttıran, üreten bir ekonomi olmanız için o dış ticaretin azalmış, ihracattaki payın, ihracattaki maliyetinin diyelim de %4 lira, 5 lira, 6 lira, hadi iyi davranayım 11 lira düşmüş olması lazım. Eğer sizin revize ettiğiniz 2023 yılındaki ihracat ithalat hedefleriniz bugünkünden çok daha fazla açık verir noktadaysa, siz aslında üretim ekonomisine geçmiyorsunuz demektir. Katılıyor musunuz Sayın Apo? Katılıyorum. Türkiye bu şartlar altında zaten üretim ekonomisine falan geçemez. Bunun bir gereklilik olduğu ortadadır ama... Niyet de yok. Gözüküyor yani. Şimdi şurada bir şunu görmek gerekiyor. Türkiye'de özel sektör diye bir şey bana göre asıl anlamda yoktur. Asıl anlamda bir dünyayla yarışabilecek özel sektör, bir yerli sermaye yoktur. Bunun da sebebi çok basit. Ya Sayın Apoğan, üretime yatırım yapılmıyor mu? Şimdi bu, bakın, yine sistem meselesi. Çünkü devlet diyor ki, AKP'nin de kurallarına sıkı sıkıya bağlı olduğu 24 Ocak 1980 darbesi diyorum ben, 24 Ocak darbesi diyorum size. Doğru. Sistemde devlet yatırım esas zaten yapmıyor. Olmuş. Devlette yatırım, devletin yatırım yapması diye bir şey söz konusu değil. Aksine devlet yapılmış yatırımları özelleştirdi o günden beri. Şimdi ne oluyor burada? Devlet diyor ki yatırımı kim yapar? Diyor bunlar. Diyor ki özel sektör yatırım yapar. Evet. Devlet ne yapar? Devlet de sağlık, eğitim, temel güvenlik gibi temel şeyleri sağlık üstlenir. Eğitim de yok. Sağlık, şimdi eğitim sözüm yok. Ona. Şimdi liberalizmin tanımına bakınca böyle. Şimdi artık sağlık eğitim de kalmadı. Şimdi neoliberalizm zaten. Evet. Şimdi ne yapılması gerekiyor o zaman bizim gibi bir ülkemize? Şimdi karşımızda 300 yıllık, 400 yıllık, 500 yıllık bir birikim var. 300-400 yıllık fabrikalar var, markalar var. Bizim en eski markamız kaç yıllık? 100 yıllık, 120 yıllık belki. Şimdi lokumcular, şekerciler. Evet, onlar da lokumcular, şekerciler. Karşımızda ağır sanayi üretebilen ülkeler var. Ağır, şimdi sermaye diyoruz ama bu adamlar ağır sanayi üretebiliyor. Bu adamlar tank motoru üretiyor, uçak motoru biz üretiyor. Biz de üreteceğiz ama artık kendi. Üreteceğiz şeyimizi. İnşallah. Evet, üreteceğiz inşallah. Helikopterimizi, Atak helikopterlerimizi.
Kısmen evet, yani o konuda hiç de fena değiliz. Evet. Bir detay, savunma sanayi detay vereyim. Ben TÜBİTAK yetkilisinin söylediğini söyleyeyim. Savunma sanayinde ürettiklerimizde %80'de yerliyi yakaladık. Yazılımda hala %5 yerli. Yani boşa üretiyoruz. Öyle mi? Yani evet. Kağıt üzerinde bunun bize bir faydası mı yok? Onu mu? Yazılım senin değilse geçmiş olsun. Ortaya bir irade koyuyoruz. Zaten teslim koyuyoruz. Olmuş oluyorsun demek istiyor. Anlıyorum, tamam. Ortaya yani. Bir irade koyuyoruz. En azından bir irade var üretebilmek için. Bir irade var. Özellikle son 2 yıldır bu 15 Temmuz kalkışmasından sonra Deniz Kuvvetleri temizlendikten sonra ciddi bir şey var. Ciddi hamleler var. İnşallah evet. O %5'in de artacaktır. Şimdi bu sistemde zaten yatırım yapmaz. Evet, kim yapacak yatırım? Şimdi diyorsun ki devlet ekonomide bulunmaz. Devlet yatırım yapmaz. Kardeşim özel sektörün de yapmıyor zaten. Şimdi az önce söyledim. Bu özel sektör. Özel sektör riskli mi buluyor bu şartlar altında? Hayır, yani bakın, özel sektör buna niye yanaşıyor? Türkiye'de o anlamda bir özel sektör yok çünkü. Aslında bir yanılsama, bir rüya bu özel sektör. Şimdi 300 milyar dolar borçlanmışlar dışarıdan. Evet. Bakın 300 milyar ne yaptılar bu parayı? Ben söyleyeyim, hepsi inşaat yaptı. Hepsi betona gömdü. Hepsi demeyelim de. Yani bir tabii ki üretime, yani bak, şimdi tabii ki. Yeni yetme, daha doğrusu çok parası olup zengin olamayan, firmaları olup iş insanı olamayanlarla eskiden beri didinenleri karıştırmamak lazım. Yok, ya şimdi tabii ki lafın gelişi yoksa hepsi zaten... Hepsi dediğimiz zaten çünkü orada bu tabii matematik olarak yapmaman gereken bir üretimi yapan şu çılgın Türkler var orada. Şimdi hepsi zaten gerçekten... Matematik olarak yapmaması gerekiyor zaten. Sözlük anlamındaki gibi. Ama onlar da olmasa o zaman değil mi? O yüzden şu tabii. Şimdi gerçekten de hepsi öyle yapsa zaten Türkiye iflas eder. Tabii ki üretime sonuna kadar zor şartlarda da sadık kalanlar oldu. Ama biz büyük yatırımlarda... Şimdi bir fabrika açmadı kimse. Niçin? Zaten siz doları düşük tutuyorsunuz, yükseltmediniz doları, baskıladınız. Adam ithal etmek daha ucuz hale geldi. Şimdi dövizi baskılarsanız herkes ithalatçı olur. İhracatın gelişmesi, doğru, üretimin gelişmesi, paralel gidiyorlar. Döviz yüksekken evet, olur tabii ki. Gidiyorlar, evet. Şimdi sistem böyle, özel sektörümüzün ve vatandaşların birikimi yok. Yani niçin biz faize bu kadar para veriyoruz? Çünkü içeride birikim yok, tasarruf yok. Evet. Yani bu yeni bir mesele de değil. Bunlar 2-3 asırlık meseleler aslında temeline indiğinizde. Şimdi tabii ki artık Türkiye'nin, devletin ekonomide olması gerektiği gibi karma ekonomik mod. Şimdi karma ekonomi nedir? Karma ekonomi bir cümleyle söyleyeyim. Karma ekonomi 1923 ile 1938 arası Mustafa Kemal Atatürk 15 yılda 46 fabrika inşa etmiştir. Karma ekonomi budur. Devlet bunları inşa etmiştir. Çünkü halkın parası yok, bir özel sektör yok, bir sermaye birikimi yok. Devlet şeker bu fabrikaları, tabii ki. Bu arada 23'te yurt dışından yabancı yatırımcı da aramıştır. 29 koşulları nedeniyle yoktur. Karma ekonomiyi icat etmiştir. Yani çizelim. Çok Atatürk de aramıştır. O zaman gerçekten 30'da 31'de mesela şimdi şöyle bir şey de var. Mesela o günlerin Türkiye'si güven, çok özür dilerim, güven diyoruz ya. Mesela hiç de yok değil. Mesela İzmir'de Amerikalıların açtığı bazı fabrikalar var. Yani 16-17 tane de yabancıların gelip kurduğu kötü fabrika bir şey mi var. Peki bir çikolata fabrikası var. Değil mi ya? 120 istihdam Türkiye'de. Tam istihdam yani. İstihdam yabancı yatırımcılar. Ya yeter ki istihdam sağlasın. Zaten şimdi böyle Çin de böyle yaptı yani bu işi. İstihdam varsa, yani benim üretimime katkı sağlayacaksa, benim vatandaşıma iş bulacaksa zaten gelsin. Şimdi o zaman bizim karşı kaldığımız doğrudan yabancı sermayeyle yabancı sermayeyi de ayır bence. Çok da derine girmiyorum. Ayıralım. Bizim karşı çıktığımız, şuradan da yürürseniz, çok özür dilerim, lafınıza bir virgül koyayım. Şuradan da yürürsek o zaman çok güzel bir örnek verdiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu fabrikalar ve AK Parti hükümeti döneminde özelleştirilen birçok 1980'den sonra diyelim. Söyle 80'den sonrasını parti söyle ama 80 sonrası tamam demek özellikle doğrudur. AK Parti hükümeti döneminde onlar zirve darbeyi vurdular. 8'de 6 darbe. Tabii son darbeyi ama 2 uçtan bahsediyoruz. Sistem değişmez. Bir yanda fabrika inşa eden devlet. İnşa eden bir devlet. Bir yanda özelleştiren bir devlet. Tabii İşte bu ikisinin arasındaki uçurum. Çok önemli. O uçurum nerede biliyor musunuz? Siz fabrika inşa edemiyorsanız size diyorlar ki Kemal Derviş diye bir bekçi gönderiyorum ve diyor sen meclisinden 15 günde 15 kanun geçireceksin. Biz o dönem Kemal Derviş için yani IMF programı için her gün bir kanun geçirdik. İşte Merkez Bankası özellikle BDTK kurumları kuruldu vesaire vesaire. Yani 15 yılda 46 fabrika inşa eden sistemden uzaklaştırsan kardeşim sana diyorlar ki 15 günde 15 kanun çıkaracaksın. Şimdi dolayısıyla Türkiye bunu görmeliydi. Ve Türkiye artık bu işten arınmalı. Bunu gördük. Yatırım
istihdam sağlayacak bir yatırım yapacak bir özel sektörümüzün öyle bir durumu yok. Devlet de bu işi körükledi. Niçin? Nasıl körükledik? Bu yani bu birikimler ne oldu? Niçin birikimimiz yok? Niçin tasarrufumuz yok? Bu ülkede ben üniversitede okurken sınıfımız 40 kişiydi. 40'ımızın da ikişer kredi kartı vardı. Yani üniversiteye girdik. Daha ilk hafta hep bütün sınıfa kredi kartı gönderdiler. Şimdi pazara gidiyorduk. Pazarın çıkışında ev hanımlarına kredi kartı dağıtıyorlardı bankalar. Hatırlarsanız standlar vardı. Standlar vardı. Yani hastanelerin acillerinde dağıtıyorlardı. Şimdi, ödeme gücü evet, olmayan formül, insanların elinde tabii ki, bu kredi formül, kartı yani tüketime yönlendiren evet, bir tabii sistem. Şimdi formül ne harcılandırdılar yani. Formül çok bu arada bu bütün dünyada uygulandı. Evet, tabii ki. Tabii. Şimdi ürettiğinden daha fazla tüketirsen kazandığından da daha fazla harcarsan sonunda batıyorsun. Geçerli, devlet için de geçerli. Bu bütün kurumlar için, şirketler evet, yani için de geçerli. Bunun bizim için de geçerli, devletler evet için de. Buyurun. Şimdi, vatandaş olarak itirazım var. Şimdi enflasyondan bahsediyoruz. Ben orada şu vurguyu yapmak isterim Şevket. Buyurun. Şimdi bu evet bilinçsiz bir tüketim var. Tamam onunla en fikrim. Fakat ortada şu gerçeğin de altını çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Türkiye özellikle 2000'li yıllardan itibaren bu parasal genişlemeye paralel 2020'li yıllar diyorum. Çakma bir enflasyon verisi yarattı. Ne demek çakma enflasyon gerçek verisi? Gerçek olmayan, hayatla bağdaşmayan bir enflasyon verisi yarattı. Çünkü bunun üzerinden para çekiyordu. Fakat vatandaşın sokakta yaşadığı enflasyon daha yüksekti. Daha önce bizim eski 80'lerde falan öncesinde neyimiz vardı? Veresiyemiz vardı, bakkal amcamız vardı vesaire. O bize icra göndermiyordu. Aradaki makası... Yani küçük üreticiden... Kastettiğim şu, benim kredi kartım var artık. Bakkal bana, defterinin yerini kredi kartı yani. Aldı. Evet, çorba kaynıyordu yani. Şurada şunun altını çizelim. Sanki bilinçsiz tüketmişiz gibi bir durum çıkmasın. Bilinçsizliğimiz var. Delirdik çünkü. %10 enflasyon diyelim. Bana %10 zam verdin ama sokaktaki enflasyon %20'ydi. %10'la dediler ki kredi kartı kullan, bireysel kredi kullan, evet, tüketici kredisi kullan. Tabii. Şimdi bunun altını çok net çizmek lazım. Yıllar içerisinde insanlar böyle borç batağına çıktı. Sağlamasını şuradan yapayım. Nissan firmasının, bu perakende sektöründe çok araştırma yapan bir şirkettir. Kredi kartı harcamaları ile ilgili bir analizi var. Kredi kartı harcamalarının %80'i gıda, giyim, neden gıda, temel ihtiyaçlar ve barınma, anayasal neden hatta. Ama neden i̇şte o, Sayın Ünsalay neden yani? O, sen, neden insanlar gıda harcaması yapıyor kredi kartıyla? Sen sahte bir enflasyonla zam verip insanları gerçek enflasyonla yaşamaya mahkum eden, aradakini de krediyle yaşatma zorunda bırakırsan bu borç batağı olur. Delik bir noktada büyümeye başlıyor, doğru mu? Ya burada çok basit. İnsanı o duruma devlet mahkum bırakmayacak evet, tabii ki. Yani şimdi ama bir şey mesele soracağım. Bu bir şey sormak uygulandı istiyorum. Kimse aynı anda. Kimse sütten çıkmış hakkı. Yani Mevlana çok güzel der. Sütten çıkan kaşık zaten aktır da sütü ak bırakmış olur. Yani tüketici de bu konuda bilinçli olacak elbette. O zaman evet, Serpil'e şunu sormak istiyorum. Finansal okuryazarlığımız da yani çok şimdi düşük. Şunu da sormak istiyorum o zaman. Biraz da piyasayı canlandırmak, tüketimi hızlandırmak ve piyasaya para akışını sağlamak için işte taksit sayılarının artırılması, mesela elektronik eşyada olsun, hepsi kandırmaca bence. Ama yani siz mecbur musunuz o zaman gidip son model telefonu 12 taksitle almaya? Ya, bak, almayın. Cep telefoncuların yani, başkanına bir gün konu kaldım ben. En çok onlar vurulur biliyorsunuz bu dış ticaret açığında. Ya dediler, dedi, çok güzel bir şey söyledi. Bizim üzerimizden öyle bir spekülasyon yapılıyor ki evet dedi, yani o ayrı ithalat. Bütün dış ticaretin açığının içinde payımız %1,5 ya dedi. Bizim ama vatandaşı etkileyen hayır, bir şey. Yani özellikle evet. Günün sonunda 1,5'ü tartışıyoruz da. Evet, haklısınız. Anlatabiliyor doğru, muyum? Doğru. 98,5 dış ticaret açığı nereden kaynaklanıyor onu konuşmuyoruz. Çünkü 1,5 daha kolay. Cep telefonu alma. Ha cep ama telefonu alma işte, dedi. İşte 12 taksitle tatil. Mesela güncelleniyor sürekli ya, kredi kartı. Hadi yine söyleyeyim. Halk Bankası ya adını vereceğim çünkü benim bankam. Esnafı kredilendirmesi gereken banka bu ülkede 60 ay vadeyle bir taksitle çok özür diliyorum bir haftalık tatil sattı ya. Neden bahsediyorsunuz? Yani yeni bir ülkeye gelmişiz gibi davranmayın. Bizzati bunlar uygulandı. Esnaf kredi bulamadığı için kredi kartından tüketici kredisi gibi gidip kredi kullanırken benim esnafı kredilendirmesi gereken bankam 60 ay taksitle bir haftalık tatil sattı bu ülkede ya.
Şimdi şu telefon konusuna da eklemek istiyorum. Aklıma geldiği için telefon dedim. Ben şu noktada sana sormak istiyorum Serpil. Telefon üzerinden cevap verme lütfen. Tüketici bu konuda bilinçli olmalı. Piyasayı canlandırmak ve tüketimi hızlandırmak için taksit sayıları her şeyde arttırılıyor. Biz buna vatandaş olarak ne kadar atlamalı, ne kadar geride durmalıyız? Şimdi Çetin Bey'in söylediğine ben katılıyorum orada. O arada işte enflasyonla gerçek işte insanların karşı karşıya kaldığı enflasyon arasındaki o boşluğu o kredi kartlarıyla tolere etmeye çalışıyor bu halk. Çünkü başka çaresi yok. Ve biz kredi kartı kullanmayı bilmiyoruz. Hala da bilmiyoruz. Yani onu o tasarruf yapmayı da bilmiyoruz. Tasarruf yapmayı bilmediğimiz gibi de çünkü yani enstrümanlarımız, olanaklarımız yok. Ve bu yine şeyden geleceğim, kredi kartlarından girmek istiyorum. Kredi kartlarının kullanım olasılığı bizde o kadar yüksek ki. Yani Avrupa'ya baktığında ya da dünyayı şöyle bir G20 ülkeler arasında biz 17. büyük ekonomilerden bir tanesiyiz. Ama baktığın zaman telefon yenileme alışkanlığımız neredeyse ikinci sıradayız bildiğim kadarıyla. Kredi kartı kullanma alışkanlığımız çok yüksek, ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani dünyada kaçıncı sırada olduğumu bilmiyorum ama ilk üçte olduğumuzu zannediyorum. Bizim finansal okur yazarlık oranımız çok düşük olduğu için kendi ekonomimizi, kendi aile içerisindeki ekonomimizi çok iyi yönetemiyoruz. Çünkü bu olanaklarımız da yok. Biz üretime dönemediğimiz sürece şimdi biz kanunu ihlal ettik. Bir kişinin 1000 lira geliri varsa bütün bankacılık sisteminden üstad daha iyi bilir. 2000 liradan fazla kredi kullanamazdınız. Kredilendirilemezdiniz. Biz 10 tane bankadan 2000 lira aldık ve bu kanunun ihlal edilmesine göz yumuldu. Yani bu sırf bize uygulanan bir şey. Bakın, Arap Baharı denilen banker cehennemi demeyi daha çok seviyorum ben. Bu operasyondan sonra orada ülkeler yıkılırken, rahmetli Aytun Çaltındal burada benim konuğum olduğunu anlatmıştı. Kuzey Afrika'ya 250 milyon adet kredi kartı dağıtıldı, biliyor musunuz? Neye göre? Savaş ortamı. Çünkü Kaddafi'nin mesela 500 milyar dolara İngiliz Bankası'nda el konmuştu. Onlar karşılığını alıyorlar, merak etmeyin. Şimdi az önce Hakan Bey bir örnek vermişti. IMF'in ödeme şekliyle ilgili. Tıpkı ona benziyor aslında bizim halkımızın da. Yani borçlandırıyor. Borcu borçla biz ülke olarak ödüyoruz ya. Biz vatandaş olarak da aynı şeyi sergiliyoruz. Yani modeli sergiliyoruz. Borcu borçla ödemek için birden fazla kredi şimdi kartlarına sahip. Şimdi Hakan Hocam'a geliyorum. 11. Kalkınma Programı ile ilgili görüşlerinizi sizin almadım. Evet. Geldi. Peki. Şimdi ben Düşmüş müydü efendim sizin söylediğiniz Sayın Ünsalan? Şimdi 11. Kalkınma planının ben daha tam metnini bulamadım. Nasıl bir metin? Biz de bulamadık. Serpil'le baktık. Daha yayınlanmamış galiba o. Ondan sonra sadece ben rakamlar, de hedefler vardı, rakamlar yani. 150 milyar dolar ihracat. İşte 10. kalkınmaya göre yarı yarıya. Şey yarı yarıya düşmüş. 12 bin dolar olmuş gelir. Anadolu Ajansı zırt geçti en detaylı. 16 bin dolar hedefti, 9 bin dolar olan milli gelir. Neyse, 16 bin dolar. Bakın, şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben öğrenciyken, çok öğrenciyken lafı ettim de, ben öğrenciyken 77-78'de 4. 5 yıllık kalkınma planı ve 5. 5 yıllık kalkınma planının olduğu dönemler. Ben öğrencilik yaptım. İşte o dönemler bizi gidiyorduk, devlet planlama teşkilatından o şeyleri alıyorduk, planları. Daha sonra evde yer kalmadı, ya bunlar ne olacak, eskidi zaten planlar deyip kitapçılara verdim. Onlar da ne yaptılar bilmiyorum. Şimdi ben hatırlıyorum, evde yer bulamadım. Ben çünkü her bir kalkınma planı, hatta gelirken şu Yapı Kredi yayınlarının orada kalın kitaba bakayım. Kaç sayfa da bu, baktım bir kitap 650 sayfa, ondan kalındı. 800 ile 1000 sayfa arasındaydı bakın. 4. 5 yıllık kalkınma planı ile 5. 5 yıllık kalkınma planı. Evet. Şimdi kalkınma planı dediğiniz şey de nüfus artışınızdan tutun bilmem ne, ya birçok konu irdelenir. Bu toplumsal bir ya kalkınmadır onun adı bakın. Büyüme değildir. Süpersin.
Şimdi bir işsizliği bak, işsizlik rakamı çok komik. Dikkatiniz çekiyor. Evet, 9,9. İşsizlik 7,2 hedef. Yok yok, 9,9. 9,9. Onun birazcık altı, iki haneli değil ama. Ya değil, bakın ne yapmışlar biliyor musunuz? Pazarcı gibi. Ya şey de, bu rakamları şimdi o yayınlansın göreceğiz. Bir Excel tablosu yapmışlar. Şimdi Excel tablosunda ayarlamışlar bunu. İşsizlik 9,9'a gelecek kadar bazı rakamları arttırmış, bazı rakamları düşürmüş. En kritik nokta o. Ya sen insanlara iş, demek ki bunlar insanlara iş vermeyi falan dedin ya, üretimi düşünmemiş yok ya, bunlar. Rakam ortaya bakın o kadar zaten bariz ki. Ya 5 size ne yıl gösterdi sonra, bu rakamlar Hakan Hocam? Yani o bir bakın, daha içine bakmadık bir şey diyeyim ama ben şunu söyleyeyim. Bu kalkınma planı kalkınma planı değil. Bakın, ne planı? İhracata ihracatım benim 220 milyar dolar. İthalatın ne kadar var mı? Arada 72 milyar dolar falan. Demin Selin Salam vermişti o İthalat rakamları. İthalat var mı? Var var. Söyleyeceğim şimdi hemen. 250 fark var galiba. Altında mı üstünde miyiz? 200 üstünde. Çok ihracatın üstündeyiz. 226,6 milyar dolar ihracat. Yuvarlayayım bunları. 227 milyar dolar ihracat, 294 milyar dolar da ithalat. Şimdi bakın ithalat. Ben ithalatını görmemiştim. Rakamı bu yani çıkarttım zaten. Bakın adamlar, adamlar bakın hala başka dünyalarda uçuyorlar. Evet. Bu dünya Türkiye'ye ayaklarını basamamışlar. Cari açık kapandı diyorlar. Evet. Ve bununla seviniyorlar. İşte 1 milyar dolar Türkiye rekoru kırdık. Yükselecek diyor şimdi. 1 milyar. Şimdi diyor ki bana 60 milyar dolar ne oluyor? 72 milyar dolar yine fark veriyor. Bu daha verdiği rakamlarda içini incelediğinizde neler göreceksiniz kim bilir. Bunlar şey rüyalar aleminde uçuyorlar. Başka bir dünyadalar. Kardeşim 200 bütün herkes gümrük duvarlarını yükseltiyor. Kim nereye ihracat yapacak? Amerika bizim ihracat yaptığımız yanlış bilmiyorsam 4. ülke Amerika'dır. En çok ihracat. Birinci Almanya, ikinci bilmem ne. %50'si Avrupa. Galiba Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika gibi diye hatırlıyorum. Evet, evet. Almanya, dördüncü, İngiltere, ihracat. Evet. Kardeşim o senin ihracatını durduruyor. İşte alüminyumdur, demirdir, oradan buradan sen S-400 alırsan bir şey yapacak adam sana. Avrupa'da bu. Sen kime satacaksın? Evet, geleceğiz birazdan. Ona geleceğiz birazdan. S-400'den alım yok, konusunda. Yok ama bence bununla hayır, çok S-400'ü alakalı. Hayır S-400'ü. Evet, girmeyeceğim evet oraya. Yok tamam, sizin konunuzu size veriyorum. Söylemek de önemli. Söylemek istediğim şey. Söylemek istediğim şu. Yani siz ya kime mal satacaksın kardeşim? Bak ihracata dayalı sanayileşme Turgut Özal'ın ta Dünya Bankası tarafından dayatılmış ekonomi modelidir. Hocam o ihracatla ithalat arasındaki 200'ün üzerindeki fark tam olarak ne? Ne oluyor? Zarar. Yani, zarar tamam. Borç yani. İnanın mı soruyorum gerçekten. Evet. Ya hayır, çok basit. Ev idare ediyorsanız cebinize giren para, anne çıkan para evi. Bu evet kadar basit. Kiranız vardır, ekmek evet alacaksınız, tamam, su alacaksınız. Hocam daha üzerini söyleyeyim. Şöyle düşünün. 294 liraya bir mal alıp tamam 226 liraya satar mısın? Zarardayım. Evet. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Hayır, ne kadar güzel. Bakın. Yani 5 yaşında çocuğa anlatır gibi anlattınız gerçekten. Şimdi bakın bu modeli takip etmeleri, bu modeli tekrar bizim önümüze sürmeleri tamamen bir komedi. Bunun uygulanmayacağını gösterir. Nasıl onla ilgili ne yaptılar hiçbir ama şey yapmadılar. Ama 10. Kalkınma Programı'na da zaten Sayın Ünsal'ın zaten olacak hayır bir şeydi diyor. Hadi efendim işte darbe oldu da işte örselendi ekonomimiz de bir tanesi fişek attı da biz işte bir yıldan beri enflasyonla uğraşıyoruz da. Her şey yerindeydi da o gün mü oldu yani? Ha ben yani atıyorum da hiçbiri olmasaydı 10. Kalkınma Plan ya 500 milyar dolar ihracat, bunlar şaka yapıyorlar galiba. Bunlar şaka yapıyorlar ya. Neyi satacaksınız siz de 500 milyar dolar ihracat yapacaksınız? Bakın bunları anlatamıyorlar da insanlara. Onun için bu bir kalkınma modeli değildir. Bu tamamen insanların gözünü bakın biz ne hedefler yaptık da bilmem ne. %9,9 ya bu mudur 5 yıl içinde sen 4 milyon olan nüfus artışıyla beraber demek ki 4 milyondan aşağı biz işsizimizi indiremeyeceğiz. Niye biliyor musunuz? %10 demek sizin nüfus artışınızla işsiz sayınız aynı kalacak. Serpil'in demektir çok üzerinde durduğu bir şeydir işsizlik oranları ve rakamları. Özellikle aynı yerde genç kalacak konusunda demektir. Bakın ve sırf %9,9
sırf onun altına indirmek için yapılmış bir şey. Demek ki onun altına da indiremiyorlardı. Şimdi sizi bir bunlar şey sorabilir miyim? Siz banka kökenlisiniz. Bir hedef koyduğunuzu düşünün. İki sene sonra da yönetim kurulunun karşısına çıktınız. Hangi iki sene sonra? Üç ayda bir, altıncı ayda adama atarlar. Abarttım. İki sene sonra. Adam atarlar. Sizin hedefinizde yüzde yüzlük sapma var. Ne yaparlar? Ben size bir şey söyleyeyim. Efendim benim bölgemde savaş çıktı, yağmur oldu, sel aktı. Ya kusura bakma. 500'de bu kadar basit. 234. Bakın. Direkt kırmızı kart gösterirler. Ya bankacı varsa izleyen çok iyi bilir. O hedefler 3 ayda bir şey gibi böyle ne derler ona, böyle bir hesap sorucuların önüne çıkarsınız. Ben bir dönem hesap sorulan oldum, bir dönem hesap soran oldum. Onun için iki tarafın da psikolojisini bilirim. Hesap sorulan zaten kanter içinde kalır. Hiç ya 50 bin tane hedef verirler insanlara. Kredi, mevduat, kar, batmama. Ya batık, kredi batırmayacaksın. Kredi kartı satacaksın, sigorta, mikorta. 50 bin tane hedefiniz vardır sizin. Ve bunların %50'si zaten genelde tutmaz. Çünkü siz yaptığınız zaman hemen yükseltirler bu hedefleri. Ulaşılamıyor. Havuç gibidir yani. Bu böyle tavşan havuç tutar gibidir bu. Ondan sonra iki dönemde zaten eksi eksi gittiğiniz zaman üçüncü dönemde gönderirler. Yani %100 sapma pek toler edilebilir bir şey. %100 sapma bu kırmızı kartlık. Kırmızı Hakan kartlık. Hocam yönetimle ilgili Serpil'e geçeceğim, evet. Sana vereceğim sözü araya gitmeden önce 11. Ben kalkınma planı ile ilgili. Ben size 11. cevabı verdim değil mi? Bu kalkınma planı değil. Dediniz. Değil. Tamam değil dediniz. Ben hatta ne planı dedim cevap vermediniz. Bir şeye sevindim ben. Bakın bir şeye sevindim. Biz 10. kalkınma planı diye bir şey duyduk mu? Biz sadece hayır, 500 duymadık. Milyar dolar duymadık. Falan duyduk. Duymadık. Evet, evet. Duymadık. Bir kalkınma planı lafları duymaya başladık. Şimdi evet. Şimdi bakın bunlar önemli şeyler. Aha. Şey de bir algı var bununla ilgili. Evet. Bazı şeyleri değiştirmek zorunda kalıyorlar. Planlı ekonomiye geçecekler ama planlı ekonominin ne olduğunu da bilmiyorlar bakın. İşte hocam benim magazin konuşmam gibi bir şey. İşte magazin hiç gibi. Anlamıyorum ama magazin. Planlı ekonomi böyle olmaz. Ben çok merak ediyorum kaç sayfa çıkacak bu. Serpil'in 300 sayfalık bir kitapçık çıkarsa bununla ilgili 300 sayfa. O zaman yine konuşuruz hocam. Sahtekarlık olur. Kalkınma planı 1000 sayfalık olur. O zaman yine konuşuruz hocam. O zaman yine konuşuruz. Serpil'in de görüşlerini alayım, araya gideceğim. 11. kalkınma planı ile ilgili. Ben üretimle ilgili şuna gelmek istiyorum. 1900'lü işte 80'li yıllarda kırsalda yaşayan insanların oranı 2015 yılına göre çok ciddi bir şey var. Azalma var. Azalma var. Yani o yıllarda 1980'li yıllarda %77 yaşama insanların yaşadığı bir oran varken, kırsalda yaşama oranı %77 iken şimdi %7'lerde. Korkunç bir rakam. Bunu da geçenlerde bir konuğumla tartıştım. O kendisi anlattı bunları. Gerçekten çok şaşırmıştım. Artık kırsaldan da şehirlere olan göç üretimde de çok büyük aksamalara neden oluyor. Aksamalar dememek lazım aslında. Çok hafif kalıyor. Daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Çünkü biz genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. %30'u gençlerden oluşan bir nüfus. Ve bu nüfusu özellikle kırsal bölgelerde üretimle buluşturamıyoruz. Üretimle, teknolojiyle buluşturamıyoruz. %7'de yaşlı nüfus var. Kaç? Yani kırsalda kalan %7'de yaşlı nüfus. Evet. Dolayısıyla hani bunu buluşturamadığımız için 80'li yıllarda yine işte tarımda mı kalacağız, sanayi mi yapacağız? O işte ikilemde kaldığımız dönemlerde biz sanayiye yönelmiştik. Eğer tarıma biraz daha ağırlık vermiş olsaydık belki bugün bunları yaşamıyor olabilirdik. Tarım yani. Tarım Bakanlığı'nın özelleştirilmesini de o zaman istersen birkaç kelimeyle, öyle bir proje de var zannediyorum hayata geçirilecek. Tarım Bakanlığı'nın evet sürekli bir projesi. Bence anahtarı verelim gidelim ya. Neden? Bu onu da özelleştirelim. Hepsini varlık fonuna koy. Gelir idaresinde varlık fonuna at, sonra da hepsini duyunun umumiye sat gitsin. Ben o konuda bir şey söyleyeyim. Lütfen buyurun. Uçup kaçık gelmesin. Hani derler ya ben demiştim. Bunu da 2-3 yıl sonra bu videoyu şimdi saklayacağım YouTube'dan. Tamam, tamam. Eğer o program uygulanırsa 3 yıl, en geç 3 yıl içinde Tarım Bakanlığı ile ilgili. Yani bir kooperatif, evet, bir holding. 3 evet, yıl içinde ekmek bulamayacağız. Doğru. Pirinç bulamayacağız.
Buğday bulamayacağız buğday yani. Kalmayacak. Yani şeker bulamayacağız. Evet, aç ülkenin, kalacağız. Evet, meyve bulamayacağız, sebze bulamayacağız. Demiştik demek için bunu söylüyorum. Param varsa ithal ederiz. Parası olan aynen. Her zaman doyar. İşte oraya yönlendiriyor Tarım yani. Tarım Bakanlığı'nın özelleştirilmesi konusunu o zaman biraz rafa kaldıralım. Serpil 11. Kalkınma Planı ile ilgili görüşlerini aktarsın. Araya gideyim. Sonra Tarım Bakanlığı'nın özelleştirilmesini konuşalım. İşte yani yarı yarıya indirmesi hedeflerinin gerçekten işlerin iyi gitmediği anlamına geliyor. Bunu ancak böyle okuyabiliyorum. Çünkü 1.3 trilyon dolarlık bir hedef toplamda. Toplamda gayri safi yurt içi hasılada 784 milyar dolarlık 2018'deki rakamlara baktığımızda gerçekten büyük bir uç. Geçtiğimiz yıl ihracat 168 milyar dolardı. Milli gelirimiz 9 bin dolarlardı. 16 bin dolarlar hedeflerde 16 bin dolarlar söz tamam. konusuydu. Ama bunların yarı yarıya indirilmesi... Bu hedefler tutturulamadı. Tutturulamadı. Tamam. Çünkü bunun da nedenleri işte bizim ekonomik enstrümanlarımızın gerçekten doğru yönde gitmediğidir. Teşekkür biraz ederim. Önce arkadaşlarımız bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. 2014'tü hocam. Son bir cümle alayım Sayın Özalan. 2014'tü galiba. 2014'teki dış ticaret açığıyla 2019-2020 neyse işte. Şimdiki dış ticaret açığı milyar dolar olarak aşağı yukarı aynı. Çok hafif bir şey var. 2014 yılındaki dolar kurunu düşünüp şimdiki dolar kurunu düşünürseniz Türkiye'deki TL maliyetinde anlamış olursunuz diyorsunuz. Araya giderken son cümle olmuş olsun. Bu çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir araya daha gideceğim efendim izninizle. O aranın ardından yeniden karşınızda olduğunuz zaman yine önemli gündem başlıklarımız var ekonomiyle ilgili. Özellikle sevgili yorumcularımın Tarım Bakanlığı'nın özelleştirilmesiyle ilgili önemli saptamaları ve görüşleri var. S-400 füzelerinin hava savunma sistemlerinin alınmasının ardından ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidi hala söz konusu. Bu yaptırım tehdidi piyasalar tarafından nasıl algılanıyor? Bu tehditler ne şekilde tepki görecek piyasalarda? Bunları da konuşacağız. Çok kısa bir aranın ardından yeniden sizlerle olacağız efendim. Ulusal Özel'de son bölümde yeniden sizlerleyiz. Şu ana kadar kıymetli ekonomi yorumcularımızla ekonomik durumları, yüksek enflasyonu, yüksek faiz oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası Başkanı'nı görevden almasını ve 11. kalkınma planını konuştuk. Şimdi bu son bölümde Sayın Apuan'dan başlamak kaydı şartıyla. Evet mevcut sorunlar bunlar ama çözüm önerileri ne olmalı, neler yapılmalı, nasıl müdahale edilmeli? Sizden başlayarak yine aynı şekilde hakkaniyetli bir şekilde devam edelim. Ve tabii bir gündem maddemiz daha olacak. Onu da birazdan söyleyeyim. Neymiş? Ben ikisini birleştireyim. Yok hayır birleştirmeyin. Evet S-400'lerle ilgili yaptırım tehdidinin ekonomik peki, olarak nasıl algılanacağını soracaktım size. İlk önce isterseniz S-400'leri konuşalım. Öyle mi? Sonra mı çözüm önerilerine geçelim? Önerilerine. Peki hocam. En doğrusu peki hocam. Buraya gelin beraber yönetelim. Hayır ben esnaf. Hocam hocam. Mesele ciddiye biniyor işler kızışıyor. Hocam ben kaçtım özür dilerim. Lütfen hocam rica ederim. Ben sizin samimiyetinize Serpil Hanım'a da az önce söyledim. Derya gibisiniz gerçekten izleyicilerimize bunu söylemekte de fayda var. Sizin samimi diğer arkadaşlar da tabii elbette, alanlarında uzmanlığı. Kendi alanlarında çok uzman isimler. Hepiniz bu konuda uzmanlaşmış isimlersiniz. Ben sizin yanınızda çömezim. Sizin samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Birlikte yönetelim diye şeref duyuyorum ayrıca yani. Bundan da hiç kocunmam. O zaman buyurun şimdi, sizle başlayalım. Evet. S-400'lerin alınması halinde Birleşik Devletler sürekli Türkiye'yi ekonomik yaptırım tehdidiyle karşımıza geliyor. Tehdit ediyor. Trump'ın bu yapmadığı bir şey değil. Daha önce de sürekli sizi ekonomik olarak mahvederiz diyen bir başkan kendisi. Neler olabilir ve piyasalar bu tehditleri nasıl algılar? Şimdi S-400'leri aldık. İki gün içinde de geliyorlar. Evet. Almak zorunda mıydık? Almak zorundaydık. Niçin? Çünkü güvenliğin olmadığı bir yerde zaten insan hayatı da tehlikede demektir. Ekonomik faaliyetleri falan bırakın. Bu işin başka bir boyutu. Ama bir cümleyle söylemek gerekirse hava savunma sistemi bizim evlerimizdeki çatı neyse ülkeler için de budur. Çatısız evde oturmaya benzer. Biz çatısız bir evde oturuyorduk. Şimdi çok kısa bir zamanda birkaç gün içinde hava savunma sistemimiz olacak. Yani kendimize bir çatı ördük. Dolayısıyla Trump'ın tehditleri ya da karşılaşacağımız zorluklar vesaire bunların
karşılığında vazgeçebileceğimiz bir durum yoktu bana göre. Yani vazgeçemezdik. Bunu zaten yapmak Sayın Erdoğan da hükümette bu konuda gayet kararlı durdular başından beri. Biz çünkü başka bir çaremiz yoktu. Programın başında bahsettiğimiz jeopolitik riskler ve gelişen ve ağırlaşan güvenlik sorunları, bunları almak zorundaydık. S-400'leri almak zorundaydık. Türkiye'nin başka bir çıkarı yoktu. Yani çatımızı kurmak zorundaydık. Şimdi Türkiye ekonomisinde bir sorun olacaksa bunun suçlusu S-400'ler değildir. Ya da bunun sebebi S-400'leri almamız değildir. Sizin ekonominiz güçsüz olursa, bizdeki gibi, sizin ekonominiz dışarıdan müdahalelere açık olursa, S-400'de olmasa o müdahaleyi başka bir yerde biz karşılamak, göğüslemek zorunda kalacaktık. Evet, Papaz'da mesela bunu yaşadık. Branson, şimdi Papaz Branson. Bu şeye ben bir dikkat çekmek istiyorum nacizane. Buyurun, estağfurullah. Bakın, S-400'leri alıyoruz, ekonomi bitecek. S-400'leri alıyoruz, çok kötü şeyler yaşayacağız. Söylemlerine karşı nasıl desem dikkatli olmalıyız. Bu işin sonu yoktur. AK Parti iktidarı başarısızdır. Ekonomik olarak, sosyal olarak, eğitimden sağlığa, her alanda başarısızdır. Ama bu başka bir meseledir. Şimdi bugün ekonomik kriz çıkar diye S-400'leri almaktan vazgeçersek, yarın size şunu söylerler. Kardeşim, Suriye'de iki tane operasyon yaptınız. Suriye topraklarında askerleriniz var. PKK devleti kurulmasın diye. Oradan çıkın. Yoksa Trump tweet atar. Suriye'den çıkmazsanız ekonomik kriz, sizi mahvederim. Yarın başka bir şey olur. Trump yine tweet atar. Eğer şu dediğimizi Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmalarına devam ederseniz sizi mahvederim. Yani bu işin sonu yoktur. Eğer mahvolacaksak... Kararlı durmalıydı diyorsunuz. Eğer evet, o kararı Türkiye Cumhuriyeti Devleti gösterdi. Hatta şunu da eklemek istiyorum. Bu gerçekten bir devlet projesiydi. Çünkü bu iktidarın uhdesinde bir şey olsaydı kesinlikle bir yerden sonra Sayın Erdoğan'ın vazgeçmesi gerekiyordu. Sayın Erdoğan bundan vazgeçmedi. Bu bana kalırsa bir devlet projesinin, yani devletin bir meselesinin olduğunun da bir şeyidir, göstergesidir. Buyurun. Ağustos ayındaki, geçtiğimiz yıl Ağustos ayındaki attığı bir tweetle doların ateşinin çok yükselmesi, o da yine aynı yükselir reaksiyonu gösteren bir şey mi? Devlet projesi miydi? Hayır. Şimdi bazı projelerin tabii ki bedeli vardır. Ağır olmuştu. Bazı yani şeyler ağır olur. Şimdi milli mücadeleyi vermek de ağırdı. Parçalanmış bir ordu. Güçsüz yani düşmüş o geldi insanlar. De, o anladım. Yani özür dilerim. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Bazı şeylerin bedeli ağır olur ve o bedelleri insanlar, kurumlar, devletler ödemek zorunda kalırsınız. Bu da öyle bir bedeldi bizim için, eğer ödenecekse. Ancak şunu tekrarlayayım. Burada bu füzeler suçlu değil. Burada bunları almamızı sağlayan hava kuvvetleri planlaması, Türkiye'nin stratejik planlamaları da suçlu değil. Eğer sizin bir tweetinizle ben yıkılıyorsam, bu sistemi inşa eden siyasal iktidardır yine bunun sorumlusu. Yani S-400'le alakası yok. Bununla biz yüz yüze gelecektik bir gün. 2002'de Amerika'nın yaptığı Türkiye'yi işgal tatbikatı var Nevada çölünde. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyi Amerika işgal tatbikatı yapıyor. Millennium Challenge. Hangi ülke üç tarafı denizlerle çevirir? Biziz. Yani bu kavga, bu çarpışma yaşanacaktı. Burada yapacak bir şey yoktu. Ama bundan vatandaş etkilenecekse, bunun yüzünden bazı ekonomik sorunlara gireceksek, bunun sebebi de 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır bu tedbirleri alamayan, ekonomisini, iktisadi yapısını güçlendiremeyen yine siyasilerdir. Yani sadece bu hükümet de değil. 1980'den bugüne kadar kim varsa bugün Türkiye bir tweetle zaafa düşüyorsa, başta bugünkü iktidar olmak üzere bütün siyasilerden bundan sorumludur. Bu kadar basit. Ama hükümetin gösterdiği duruşu da o zaman burada parantez açarak belirtmek gerekiyor. Yani ekonomik tehditleriniz bir yere kadar bize işler. Evet, belki Papaz da bunu yaptı. Şöyle şık olurdu. Şöyle çok şık olurdu. Şöyle basit bir örnek vereyim. Yani cebinde parası olan adamla olmayan adamın üslubu şey olur. Yani şimdi benim cebimde 100 lira varken böyle burada şöyle ellerimi yana oturup geniş oturmamla cebimde 1 lira varken böyle geniş geniş oturmamın arasında fark var. Yani evet, şimdi derler ya ne kadar da güzel adam geniş geniş oturdu, ama
Ya işte bir onun içini doldurabilseydik bu zamana kadar yapılacaktı. Bundan sonra yapılacak bir şey yok bugün için. Çok şık olurdu bizim adımıza. Yani düşünebiliyor musunuz? Trump tweet atıyor. Sayın Erdoğan da ona bir tweet atıyor. Ertesi günde Türkiye'de dolar yükselmiyor. Hiçbir şey yok. Herkes emin. Herkes devletine güvenmiş. Herkes ekonomik yapıdan emin. Yani hiçbir şey. At kardeşim, istiyorsan 50 tane at. Adam zaten niçin bu tweet'i atıyor? Şunu biliyor. Ayağınızı denk alın mı diyor. Hayır, şunu biliyor. Bir tweetle ben bu ekonomiyi sarsarım. Zaten bu grip olmuş diyor. Nezle olmuş diyor. Yani bir rüzgar estirsem diyor, bunu yatağa düşürürüm diyor. Yaratacağı etkiyi biliyor. Yaratacağı etkiyi biliyor. Şimdi burada dik durmak önemliydi. Burada dik duruldu. Evet, ona o hakkı da teslim edelim. Evet, o hakkı da teslim edelim. Bundan sonrası için bu bir süreçtir. Yani bu S-400'ler Türkiye'ye çok gerçekten yeni bir kapı araladı. Daha doğrusu bu kapı aslında aralanmıştı ama bu da bir sonucu oldu. Sebep demeyelim buna. Yeni bir, başta da söyledim, yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye'nin tedbirlerini alması lazım. Yeni pazarlara açılması lazım. Yani şimdi sürekli bu tehditlerle, şimdi ihracatımıza bakıyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika ilk 4 sırada, ilk 5 sırada. Şimdi bu ihracatı kaydırabilmemiz lazım. Bunu kaydırabilmek için planlama yapmamız lazım. Bir programa sadık kalmak lazım. En önemlisi güven vermesi gerekir. Güveni kim verecek? Siyasiler verecek. Şimdi bakın, hepimizin çocukluğunda ya da bizim çocuklarınızla, belki siz yetişememiş olabilir aramızda. Şimdi Tetris diye bir oyuncak vardı. Hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Ya şöyle, sizden çocuklarınız istemiş olsun, siz istemiş olabilirsiniz. Ben alan olarak hatırlıyorum. Eyvallah. Şimdi ya ben da bir, oynayan olarak ya da bilgisayar oyunları, Atari vesaire. Şimdi çocuk der ki, baba ben Tetris istiyorum. Babası ya da annesi hep şunu söyler, fikstir bu. Ders çalışacağına söz veriyorsan, derslerini ihmal etmeyeceğine söz veriyorsan alalım. Ki çocuk hatalıdır. Rüşvet karşılığı ders çalışıyor. Eyvallah. Çocuk da söz verir. Ama bakın, bizim burada dönemde öyleydi. Evet. Güven, bakın burada bir güven verdi çocuk aileye. Babası cebinden o 20 lirayı çıkarır, o Tetris'i ona alır. Yani bu en basitinden, güven yoksa, kısa güven ise yoksa o para oradan çıkmaz. Güvendir o parayı çıkaracak. Doğru. Siz güven verirseniz, içeride ve dışarıda şunu söyletirseniz, Türkiye'de 5 yıl sonra, 10 yıl sonra büyük paralar kazanabiliriz kardeşim. Bu ülkeden para kazanabiliriz. Bu ülkede yatırım yaparsak canımız sıkılmaz, canımız yanmaz. Bu güveni tesis etmek, sağlamak gerekir diyorsunuz. Evet, eğer bu güveni veremezseniz kim gelir? Gidecek yeri olmayan, hukuktan, kanundan, adaletten kaçan paralar gelir Türkiye'de, bir tur atar, başka yerlere gider. Kara paranın merkezi olursunuz, ona muhtaç hale gelirsiniz. Ve bir şey daha, çok önemli bir şey daha. Devlet Türkiye'de ekonominin, Türkiye gibi bir ülkede ekonominin tam olması gereken yerinde olması gerektiği kadar olmalıdır. Biz bir Almanya değiliz. Yüksek ileri sanayimiz yok. Bir Japonya değiliz. Biz de devletin bütün kaynaklarıyla, devletin bütün kabiliyetiyle ekonominin içinde bir yatırımcı olarak bu işin içinde olmalıdır. Bakın Türk Telekom'u nasıl sattık? Sokaktaki çocuk bile şunu diyordu. Devlet kurumları zarar eder. Herkese öğretmişlerdi. Bir kurum özelleştirildi. Niçin özel? Zarar ediyordu ya. Çok bilinen bir şey. Memurlar orada hep yatar. Hiç çalışmaz. İşte ya orası arpalıktır. 300 kişinin çalışacağı devlet kurumunda 30 bin kişi çalışır. Fix laflar öğretildi bize. Türk Telekom'u alan adamlar ne yaptılar? 5,5 milyar dolar krediyi Türk bankalarına ödemediler. Kaçtılar. Üstüne üstlük bakırın çok yükseldiği bir dönemde yerin altındaki bakır kabloları söküp satıp onun da parasını alıp kaçtılar. Şimdi size yeni istihdam alanları lazım. Size yeni üretim alanları lazım ve bunu planlı programlı yapmanız gerekiyor. Bunu da Türkiye'de özel sektörü bekleyecek bir zamanımız, özel sektörü bekleyecek kadar bir lüksümüz yok. Dolayısıyla bu yatırımların içinde devlet birebir yer alırsa ve güven verebilirse bundan sonrası için, Türkiye için her şey farklı olabilir. Son bir cümle ekleyeyim. Lütfen alayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir geleneğin üzerine kurulmuş güçlü bir devlettir. Durum ne kadar kötü olursa olsun, iktisat, sosyal hayat, eğitim vesaire, çevresi ne kadar kötü olursa olsun, Türkiye gibi güçlü bir devlet için her zaman bir çıkış yolu vardır. Her zaman bir çıkış yolu bulabiliriz. Bizim için hiçbir zaman hiçbir konu aslında geç değildir. Teşekkür ediyorum. Da farkına varılması Sayın Apan, sevgili Serpina Alparslan, sen S-400 füze sisteminin alınmasının hemen ardından Birleşik Devletler'in tehditlerine, piyasaların hazır olduğunu düşünüyor musun? Ondan önce
Apua'nın, Sayın Apua'nın söylemiş olduğu bir kelime var. Orası çok önemliydi. Çıkış yolu. Yani bir şekilde Türk milleti her krizin üstesinden geliyor bir şekilde. Bizim yani bu bizim genlerimizde var galiba. Genlerimizde var galiba. Biz kriz olsun bugüne kadar birçok işte sizler daha iyi biliyorsunuz. Krizleri çok hızlı atlatabiliyoruz. Üzerimizden atabiliyoruz. Geçen yılı çok hızlı unutabiliyoruz. Çok unutkan bir milletiz. O yüzden çıkış... Unutkan mıyız, güçlü müyüz? Güçlüyüz. Unutuyoruz. Biraz saf yanımız var bu konuda. Aşılıyız, aşılıyız. tecrübeliyiz yani. Ergenekon çok öğreticidir burada. Türk milleti Ergenekon'da demir dağı eriterek çıkmıştır. O bile yani... Türk milletinin oluşumunu, Türk milletinin geçmişini o çok iyi özetler. Dediğinize destek olsun diye söylüyorum. Teşekkür ederim. Yani ben Türk milletinin bu konuda gerçekten güçlü olduğuna ve güven kelimesine de katılıyorum kesinlikle. Biz ne kadar güvenirsek ülkemize, devletimize ve yabancı piyasalarda ne kadar güven verirsek o kadar da daha iyi ayakta durabiliriz diye düşünüyorum. Bu şey konusunda, S-400 konusunda hakikaten bizim ihtiyacımız olan bir şeydi ve geç kalınmış olarak ben değerlendiriyorum. Daha önce keşke böyle bir atılımda bulunsaydık. Bu bize ne kazandırırdı? Belki Arap Baharı'nda biz Rusya kadar çok daha güçlü karşımızda olan ülkelere savunma konusunda ne kadar güçlü olduğumuzu gösterebilen bir enstrümanımız da elimizde olurdu, S-400 gibi. Evet. Gerçekten çok önemli çünkü bu. Bunlar gibi, F-35'ler gibi, S-400'ler gibi bizim aslında savunma sanayi konusunda çok daha üstün özelliklerimiz vardı. Bundan işte yıllar öncesine kadar biz üretebiliyorduk. Fakat 80'den sonra üretim biraz daha azaldı diye düşünüyorum. Sevgili üstadlar bana katılırsa bu konuda bilemiyorum ama eskiden gerçekten savunma sanayide çok daha şeydi, üretkendik ama nedense 80'den sonra işte o sanayi mi tarım mı o ayrımından sonra biraz daha rollerimiz değişti. Sanayi neoliberalizm dedik ve işi bitirdik. Evet. Şimdi S-400'ler nereye konuşulanacak? O konuşuluyor. Ankara denilmişti. Hatay deniliyor. Mersin deniliyor. İşte ikinci bataryalar Mersin'le Hatay arasında konulacak. Şanlıurfa en yakın menzillerden bir tanesi, Suriye sınırı dahilinde. Evet. Çünkü 200-250 millik bir şey mesafesi var, imha etme mesafesi olduğundan dolayı. Söyleyebileceğim bunlar arkadaşlar, zaten bu konuda detaylı bilgi verdiler, üzerine tekrar etmek yanlış olur diye düşünüyorum. Sayın Ünsal Hanım'la devam edelim. Sadece hep son sözü size veriyorum. Finali sizinle yapıyorum konu başlıklarında. Bilmiyorum farkında mısınız Hakan Hocam? Sigara içmeyenler olarak. Sigara sağlar zararlı hocam. Şimdi baştan öyle değil, girmemiştik. Biz de kullanmıyoruz. Yok siz sağlam kullanıyorsunuz. Dumanlı ürünler diyelim hocam. Dumanlı ürünler. Son, evet. Finali hep sizinle yapıyorum. Sayın Ünsal Hanım'la devam edelim çözümü efendim. Çözümü ekleyeyim mi? Çözümü hayır. Çözüm son başlığım olacak Sayın Ünsal Hanım. Sadece piyasalar S-400'lerin alınmasının ardından piyasaların adını koyalım. Hazır. Finans piyasaları. Finans piyasaları tabii. Reel piyasalar ve finans piyasalarını ayıralım. İki şey söyleyeyim. Birincisi S-400 almanın bedeli olacak. Yani bu G20'de çok farklı bir hava estirilmiş olmasına rağmen gerçek öyle değil. Çünkü bu konuyla ilgili Amerika'da çıkarılmış kanun var. Bunun yaptırımları, ambargosu değil, yaptırımları uygulanacak. F-35 ile ilgili de çıkartmışlar galiba. Şimdi bu bir vaka. Bunun Türkiye ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olacak mı? Bu da olacak. Bu da bir vaka. Ama S-400'leri almalı mıyız? Almalıyız. Fatih Terim gibi konuştunuz. Hayır. Şu var. S-400 bir füze değil. Bakın S-400 meselesini birkaç açıdan okumak lazım. Birincisi S-400'ü niye alıyoruz'a bakalım. Evet. S-400 sadece bir savunma teknolojisi değil. Yani biz belki... Caydırıcılığı da var. Yok, ben başka bir şey anlatmaya çalışacağım. S-300 alsaydık belki bu kadar problem çıkmayacaktı. S-400'deki radar sistemi, geliştirilebilir radar sistemi eğer bizim doğru yazılımcılarımız da kullanılırsa hayalet uçakların uçmasına izin vermiyor. Vermeyecek noktaya getirebilir bizi. Bu da
özellikle altımızdaki koridorda, yani çok böyle askeri uzmanların işine girmiyorum, ben iktisadi tarafından bakayım. Olası koridorun başta Amerika olmak üzere hayalet uçaklarla yardım taşınmasını vesaire engelliyor. Aslında Amerika'nın gerçek karın ağrısı bu. Yoksa füze alırsın almazsın. Ben bir füzenin doğudan ya da batıdan, batı yerine doğudan alınmasından hicap duyuyorum. Ben bugün bu füzeyi üretmiş olmayı tartışmak isterim. Elbette o başka bir boyut. Yani eğer bağımsızlıktan bahsediyorsak, Mete Han'dan beri gelen kültürümüzden, devlet, Türk devlet milli, kültüründen, Türk milletinden bahsediyorsak, biz tam bağımsızlıktan bahsetmeliyiz. Anlatabiliyor muyum? Bugün batıya verdiğimiz açığı yarın doğuya vereceksek benim için bir anlamı yok. Bu S-400'leri istisna tutuyorum. Oradaki o radar teknolojisinin geliştirilebilmesi bizim yazılımcılarımızda mümkün gözüküyor. Uzmanlarından aldığım. Ve bunun da bizim özellikle güneş sınırımızla ilgili başka bir takım avantajları beraberinde getirecek. Yani o yüzden S-400'ün bedeli ne olursa olsun o alınacaktı. Artı burada bir faktör daha var. Eğer biz S-400 meselesinden cayarsak, ki hala ihtimal koyuyorum, paranın gelmeyeceğini anlamış olmaları burada kararlı gösteriyor. Bir de tam olarak anlayamadıkları bir devlet duruşu var. Siz hala S-400'lerin teslimatı konusunda ya da kesin alımı konusunda emin değil misiniz? Ben iktidardan emin değilim. Ben iktidardan emin değilim. Yani 24 saat içerisinde her şeyi değiştirebiliyorlar. Ama Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu da konuyla ilgili çok net konuştu. Yani. Ya ben uçağa binerken NATO'nun Libya'da ne işi var deyip uçaktan indikten sonra NATO tabii ki Libya'da olacak diyen bir iktidardan bahsediyorum. Onun için de İzmir'de üs açıp buradan uçak yollayan bir iktidardan bahsediyoruz. Yani hafızayı beşer. Şimdi sen de malumdur. Yani şimdi baktığımızda evet ama olmaması gerekiyor. Çünkü şu noktada öyle bir kırılma noktasına geldik ki biz. Özellikle paktlar meselesine baktığımızda, dünyada kartların yeniden dağıldığı bir meselede ben doğucu ya da batıcı olmak istemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti bağımsız, tam bağımsız. Siz kendinizin üretebilmiş olmasını tercih ederdim olan, diyorsunuz. Onurlu ilişkisi olan bir Türkiye Cumhuriyeti'ni tercih ediyorum. Ama şu bir gerçek ki öyle bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya gittik ki bu S-400'lerden de vazgeçseydik muhtemelen Amerika ile Rusya birleşip bizi kızılcık sopasıyla döveceklerdi. Doğru bir konuya parmak bastınız. Birinden yana tavır koymamız gerekiyordu. Koyduk. Yani Rusya bizimle dalga mı geçiyorsunuz, alıyor musunuz, almıyor musunuz mu diyecekti yani. Şunu bile teklif ettik, alalım kurmayalım. Kurmayalım, bu da geldi gündeme. Olmaz. Evet, bu da geldi gündeme. Alınacak Hindistan'a ama yollamayı teklif ettik. Ama falan. Biz 100 tane askerimizi bu konuda eğitim için Rusya'ya gönderdik. Orada bir eğitim alındı ve bunlar yani şeyler de kesiyorum lafını ama gelen S-400'lerin bir kısmı da burada konuşlandırılması için de Rusya'dan çok ciddi bir ekibin gelmesi söz konusu. Bunların hepsi göreceğiz. Siz emin misiniz, anladım. Yani ihtiyatlı boşluk davranıyorum. Boşluk bırakıyorsunuz, i̇htiyatlı bir pay bırakıyorsunuz. Yani 24 saat içerisinde 180 derece dönebilmeyi biz çok yaşadığımız için. Ama ben işin ilkesinden bahsediyorum. S-400 içerdiği radar sistemi, geliştirilebilir radar sistemi nedeniyle bizim için stratejikti. Bu askeri uzmanlardan aldığım tarafı. Ve bunun iktisadi tarafları da olacak. Öbür taraftan bu meseleyi Suriye, Irak, İran, Rusya... Bu dörtgende bizim bulunduğumuz pozisyon gereği okumazsak eksik kalır. Evet. Yani eğer burada da yan çizseydik, çizersek, ikisini birden kullanayım. Çok net söylüyorum, bilhassa Suriye konusunda Amerika ile Rusya ile bir olup bizi döver. Bir tarafta olmamız gerekiyordu ve... O keşke tarafı... kendi tarafımızda olsaydık, ayrı konu, evet. Benim tercih edeceğim budur. Ama... iş öyle bir kırılma noktasına geldi ki birini tercih etmen gerekiyordu. Seçmek zorunda. Yani krizler meselesiyle ilgili bir tek şey ekleyeceğim. Ben krizlere şerbetli olduğumuzu falan düşünmüyorum. Biz bugüne kadar yaşadığımız bütün krizlerde... Yara aldık. Yok, tabii ki yara aldık da sorunları hep halının altına süpürdük. Yani hiçbir zaman hallederek çıkmadık. İşte o nasıl halledileceğin çözüm noktasında konuşacağız. Ama bu tespiti söylemem gerekiyor. Buyurun. Yani biz işte
80'ler, 90'lar, 2000'ler hep halının altına sürüyor. Konjonktür de bizim halının altına süpürmemize müsaade etti. Fakat bugün çok ağır bir faturayla karşı karşıyayız ve artık istesek de onu altına süpürmemiz mümkün değil. Türk devleti çok uzun zaman sonra ilk defa, eğer bir çözüm olacaksa biraz sonra çözüm olası çözümleri evet. konuşuruz, kriziyle yüzleşmek zorunda kaldı. Çünkü artık yan çizmeyi finanse edemiyor. Çünkü dünyada krizde. İnanın çok net söyleyeyim, eğer dünyada parasal genişleme olsaydı biz bu krizi gider yine bir yerlerden borç bulur, atlatır, halının altına süpürürdük. Ama dünya o noktada değil. Dünya başka bir noktada. Korumacılık, parası. Yani biz sürekli sorunları halının altına süpürdüğümüz için bugün açmaz noktaya geldik. Felsefi olarak baktığınızda 94 kriziyle 98'in, 98'de 2001'in, 2001 ile 2006'nın, 2006 ile 2008'in, 2008 dünya krizi deniyor. Biz 2007'de krize giriyorduk. Yırttık. Dünya krizi gelince üstü kapandı. Hiçbir farkı yoktu temelde. Bakıyorsunuz yine üretim yapımız, sanayi yaklaşımımız, finansmanla borçlanmayı karıştırıyor olmamız. 11. planın şeyi. 11. plan. yani ben sadece bir yerden sağlamasını bir yaptım. Bir cümleyle toparlayalım Sayın Ünsal. Hakan Hocam'a söz vereceğim çünkü daha çözümleri konuşmadık. 11. planda da bunlarda bir kafa değişikliği yok. Teşekkür ederim. Hocam sizin de alayım görüşlerinizi S-400'lerin. S-400'lerle ilgili olarak ben şöyle söyleyeyim. Ben bundan 15-20 gün bir ay öncesine kadar biz S-400'leri almaya karar verdiğimizde piyasalarda bu doları tetikleyecek falan diye düşünüyordum. Şu anda ben S-400'ler alınacak. Bakın %100 alınacak. Türkiye'ye girecek bunlar ve bazıları şey diyor. Ne yapılmayacak? Kurulmayacak mı? Kurulacak. Fişi takılmayacak falan. Kararlı o konuda. Bu onlar alınacak, fişi de takılacak ve Amerikan uçaklarına karşı kullanılmak için alındı bu füzeler. O kadar net söylüyorum ben bunu. Bu füzeler alındı ve ekonomide bunun alınacağı hissedildi, geri dönülmeyeceği de hissedildi. Hazır yani piyasalar. Satın alındı. Piyasalar satın aldı ve bakın kur artış etkisi olmayacak. Ha bu şu anlama gelmiyor. Neden kur artış etkisi olmayacak? Bakın bir tanesi şu. Türkiye'de döviz kalmadı. Türkiye rezervimiz bitti. Bizim ihracatla ithalat denk hale geldi. Şimdi tetikleyecek yeriniz kalmadı. Borsayı tetikleseniz biraz komplo teorisi olarak bahsediyorum. Borsada %65 yabancı var. Bunun dolar karşılığı da yaklaşık 90 milyar dolarlar civarında. Ben bir 15-20 gün önce hesaplamıştım. 90 milyar dolarlar civarında. Bunun 5 milyarını dışarıya çıkartmaya çalışsanız 5 milyar dolar para yok Türkiye'de. Tıkanacaksınız. Yabancı da şöyle düşünüyor bakın. Kendinizi o yabancıların yerine koyun. 80-90 milyar dolar parayı desteleyip koymuşsunuz Türkiye'ye. Kuru bir patlatsanız elinizdekini de kaybedeceksiniz, çıkamıyorlar dışarıya. Tamamen boğuldular, kaldılar. Bu arada kardan zarar hocam. Kardan ana zarar, paraları götürdüler. Doğrudur, doğrudur. Kardan zarar da olsa ama sonuçta bakın 3-5 milyar dolarlık bir çıkışa bile tevessül etseler bunlar kur 7-8-10 liraları bulur. O bulduğunda da o dövizi de bulamayacaklar. Şimdi o karşıdan da bakıp düşünmek lazım. Onun için bu S-400'ün şeyleri, riskleri satın alındı. Benim kanaatimdir. S-400'ler alınacak, kurulacak, fişte takılacak. Her türlü gereken de yapılacak. Hiçbir şey de olmayacak. Piyasalarda böyle tıngır mıngır. Ha düzeliyor anlamında söylemiyorum. Ama en faiz düşürmeye çalışıyorlar. Yükselmeyecek. O yüzden faiz düşürmeye çalışıyorlar. Bakın tabii. Bakın, ben olabilir size ya, bir şey söyleyeyim. Şimdi taşlar yerini oturmaya başlıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Faizleri de düşürecekler. Niye biliyor musunuz? Çünkü zaten enflasyon gerçek anlamda da düştü. Ben senin dediğine katılıyorum. Dediğini anladım ben senin ilk başta. Enflasyon düştü. Faizi düşürmenin teknik anlamı da var artık. Onun için 1-2 puan aşağı. Ben yıl sonuna kadar indiremezler diyordum. İndirebilirler. 1-2 puan ve bu tetiklenmeye sebep olmaz. Çünkü bizim hala net olarak ödediğimiz faiz çok fazladır bunlara. Nete baktığınızda biz çok yüksek faiz ödüyoruz.
bütçeyi toparlayamıyorlar. 5 aylık bütçe açığımız bizim 6 ayda yıl sonunu bulduk hocam. Yıl sonunu bulduk bakın ay. Hedeflerde. Bu bütçe açığı nereden geliyor? Faiz ödemekten geliyor. Biraz da seçim. Merkez hayır ya işte seçim popülizm de var. Faiz ödeme de var. Her şey bunun içinde ama ya sonuçta bütçe açığını yakaladı. Bu bütçe açığıyla Türkiye'yi götüremezler. Biri dedi ki Merkez Bankası'nın bilançosunu işte %10'una kadar yedek akçeleri de çevirecekler. Efendim Merkez Bankası'nın yedek akçeleri biz kefen parasını mı veriyoruz falan. Ya bakın kimse komik olmasın. Ne kefen parası ya? Merkez Bankası'nın işte yedek akçesi varmış. O yedek akçeyi verirsen kefen parası gidermiş diyor biri. Öbürü de diyor ki Merkez Bankası'nın son şeyi çiviyi çaktığında. Sayın Albayrak'ın direttiği bir konu bu. Hazine ve Maliye Bakanı. Orada Sayın para kaldı. Ya bakın. Ya bakın. Ama zaten çok küçük bir para var yani. Kağıt üzerinde yazıyor işte. Ya bir şey arkadaşlar. Mürekkep ve kağıt ya. Ya kağıt bakın. Bu hayır. Bu mürekkeple yazan para da değil bu ya. Bilanço dediğiniz işte muhasebeciler bilir. T cetveridir. Buradadır. O rakamı buraya alırsınız. Yani 185 milyar dolarımız da yok. Kağıt üzerinde duruyor. O ayrı, o zaten yok. O zaten. Dolaşımdan. Yani mevduattaki paradan bahsediyoruz. Hocam toparlayalım, çözüm önerilerinizi almaya başlayacağım. Geleceğim. Ha, son cümle. Bakın, Merkez Bankası'nın parasını verirsek biz para basmış gibi olurmuşuz da onu oraya, bunu da çok iyi ekonomistler söylüyor yalnız bu arada. Efendim Merkez Bankası'nın... Katılmıyorum tabii ya. Biz para da basacağız, niye basmayalım? Ya Merkez Bankası'nın kefen parasını biz harcayacakmışız. E harcanacak tabii kardeşim. 60 milyar TL borç şeyin var senin. Açığın var. Harcanabilir bir para bu değil mi? Yani hani kefen parası da olsa harcanabilir bir para o zaman bu değil mi? Sürülebilir bir para ortaya. Çok küçük bir para yani. Merkez Bankası, bakın 30 milyar TL mi ne Merkez Bankası'nın, lafı uzatıyorum ama bakın buraları insanların dimağı açılsın. 30 milyar liralık karını Nisan'da olacağına Şubat'ta verdiler. Şimdi 30 milyar TL Merkez Bankası, çok affedersiniz, nereden kâr eder? Nereden biliyor musunuz? Senyoraj kârından kâr eder. Nedir senyoraj kârı biliyor musunuz? Tam adamına sordunuz. Tebrik ederim ben sizi. Senyoraj kârı şudur. Şu bir kağıt mı? Bunun üzerine 100 lira yazarsınız ya da 100 dolar yazarsınız. Bu kağıt kaç paradır? 10 kuruştur. Belki o 1 lira diyelim, daha anlaşılır olsun. Bunu 100 lira olarak piyasaya sürdüğünüzde siz 1 lira maliyeti 100 liradan düşün, 99 liradır. Buna senyoraj kârı denir. Senyoraj kârını aldılar. Şimdi bakın işte kağıt para basmanın maliyeti eksi bastığın paranın değeri senyoraj kârı. Bütçe açığı için kullan. Helal olsun, iyi ki kullandılar. Niye? Çünkü onu kullanmasa şey alacaktı, hazine bonosu, devlet tahvili basacaktı daha fazla. Efendim Merkez Bankası'nın kefen parasını alıyorlarmış da aman ne kadar büyük matah bir şey, bilimsel de konuşmak. Kardeşim o yedek akçe parası nereden geldi? Senyoraj kârından geldi. Kullan. Ama şimdi bakın kullan. Evet iyi yapıyorlar kullanarak da. Ben de olsam bugün ben de kullanırdım. İyi yapıyor da düzeliyor mu? Çünkü siz yani bir şey sonra kullanacağız. Doğru yolu bulamıyorsunuz. Hak yolunu bulamıyorsunuz diyelim onların dilinde. Hak yolunu bulamıyorsunuz. Doğru yolu bulamıyorsunuz. O Merkez Bankası'nın muhasebe oradan al buraya koy. Neymiş şey ya ulan. Yine al oraya koy geriye. Bu muhasebe başka bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ben sonuna kadar dinledim sizi. Şimdi evet enflasyon yüksek, faiz indirimi bekleniyor. Bekliyorum, umuyorum yapılmasın diyorsunuz. Ama hali hazırda faiz oranları hala yüksek. İşsizlik oranı yüksek. Türkiye bir yaptırım tehdidiyle karşı karşıya hala. Bir şey olmaz deseniz de bu tehditle karşı karşıyayız. Hayır, devamı olacak onun. Bugün yapmayacaklar. Onu başka hamlelerle getirecekler. Tamam, yani diyorsunuz ki piyasalar bunu zaten satın aldı. Şey zaten olmaz. Böyle bir yükseliş beklemiyoruz evet. Diyorsunuz ama tüm bunlar için efendim önerilerinizi, çözüm önerilerinizi de alayım. Yine hiç sırayı bozmayalım, Sayın Apuan'dan başlayalım. Türkiye bu zamana kadar bulunduğu kampta, bulunduğu sistemde artık duramaz. Bir iktisadi olarak o sistem tarafından istenmiyor. Atlantik sistemi tarafından iktisadi olarak istenmiyor. Askeri olarak istenmiyor. Türkiye'nin yalnız şöyle bir durum var. Siz üretemiyorsanız, siz istihdam sağlayamıyorsanız, katma değer yaratamıyorsanız
yarın öbür gün başka Şangay da bizi istemez. Yani bugün nasıl ki Batı'nın kötü çocuğu biz olduk, yarın da oranın kötü çocuğu oluruz. Eğer devlet zengin değilse, devlet güçlü değilse, halk müreffeh ve refah içinde yaşamıyorsa siz ezilmeye mahkumsunuzdur. Dolayısıyla Türkiye'nin iktisaden bir milli mücadele ruhuna ihtiyacı var. Topyekün bir kalkınma planıyla, topyekün bir kalkınma hamlesiyle. Nedir efendim mesela o hamleler? Çok ne basit. Şimdi mesela? Çok verilen bir örnek var. Diyoruz ki Güney Kore ile biz şu yıllarda aynı şey yapıyorduk, aynı ihracat yapıyorduk, aynı güçteydik. Güney Kore uçtu gitti. Güney Kore nasıl uçtu gitti? Güney Kore şöyle uçtu gitti. Devlet ilgili alanları belirledi. Bu o ilgili alanlara yatırım yaptı. Daha sonra o kendi yaptığı fabrikaları aşamalı bir şekilde bir kısmını devretti. Şimdi işte başka örnekler de var. Japonya mesela. Doğuda Japon kalkınması diyoruz. Nasıl yaptılar bunu? Esas temelinde ne var? Esas temelinde matematik ya da iktisat yok. Japon milliyetçiliği var. Çocuklara şunu öğrettiler. Biz kalkınmak ve zengin olmak durumundayız. Japonya güçlü bir devlet olmalı. Toplum olarak yemediler ve içmediler bu insanlar yıllarca. Yani Japon halkı toplum olarak para harcamadılar ya bu adamlar. Topyekün. Böyle oldu. Batı'da Almanya iki tane dünya savaşına girdiler. Şimdi ne kadar gelişmiş bir sanayiye sahip. Bunun temelinde ne var? Bunun da temelinde Alman milliyetçiliği var. Alman kalkınmış olmalıdır. Şimdi öncelik yani bu çok uzun meseleler tabii ki ama dolayısıyla Türkiye'de bir iktisadi milli mücadele ruhunu yaratabilmeliyiz. Bunu eğitim sistemimize yansıtabilmeliyiz. Yapısal reformlarla. Katma değer üretebileceksek bunu kim üretecek? Eğitimli bireyler üretecek. Yazılım yapmamız gerekiyor bizim. Bu yazılım kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bu yazılımı kim ortaya koyacak? Kim bu yazılımı yapacak? Bizim eğittiğimiz çocuklar ileride bu yazılımı yapacaklar. Dolayısıyla tarımda da çok önemli. Türkiye'nin kesinlikle kendi kendini doyurabilmesi gerekiyor. Az önce o konuyu bir şey yapmış. Türkiye kesinlikle kendi kendini doyurabilmesi gerekiyor. Yine dönüp dolaşıp aslında aynı yere üretim ekonomisi. Aynen. Evet, bir şey söyleyeyim. Bunlar da burada da önemli, aslında önemli bir şey söylemiyorum. Aslında çok ciddi cümleler kurmuyorum. Çünkü niye? Amerika'yı tekrardan keşfetmiyoruz. Zaten işte tarımda dünya devi diyoruz. Hollanda, işte Konya kadar bir yer bizim 10 katımız fazla ihracat yapıyor. Nasıl yapıyor? Çok basit yani. Orada duruyor yani. Kooperatifler var. Devlet planlama yapıyor. Devlet programlamayı yapıyor. Kooperatifler aracılığıyla kimin nereye ne kadar hangi üründen ekeceği belli. Kooperatifler bunları alıyor. Devlet de desteğini veriyor. Bu. Şimdi biz henüz soğan ve patatesi planlayamıyoruz. Bu işin orasından bakınca. Yani bir sene soğanımız patatesimiz depolarda çürürken bir senede 10 liraya, 15 liraya, 20 liraya çıkıyor. Yani buradan ne anlıyoruz? Hangi sene ne kadar Türkiye'ye iç pazara soğan patates lazım? Ne kadar üretirsek dış pazardaki bunun ihracat potansiyelimizi daha henüz bunu planlayamıyoruz. Niye? Çünkü buradan çekilmişiz. Çünkü bizim en değerli ürünümüz fındık. İtalyan şirketi geliyor, fındığımızın fiyatını belirliyor. Şeker... Borsada, şeyde, Almanya'da, evet. Hamburg'da. Evet, fındık bizde halbuki. Bakın yani şimdi... Dünyanın %75. Evet, yani bu gıda şimdi... olarak bunu İtalyanlar yani. Şimdi şeker politikalarına Türkiye'nin kim karar veriyor? Amerika. Toparlayalım sevgili Akbağ. Diyor ki şu şeker fabrikalarını kapat, şu şeker fabrikalarını aç. Dolayısıyla Türkiye'de bir... eğitim hamlesi yapılmadan, bir üretim devrimi, üretim seferberliği yapılmadan... Sizin altını çizdiğiniz şey özellikle... Evet, son bir cümle söyleyeyim. Yapılmadan Türkiye'nin ayağa kalkması mümkün değildir. Türkiye şu anda uyguladığı sistemle, içinde bulunduğu sistemle de bunu başarması imkansızdır. Sisteme geldiniz yani. Sevgili Serpil, senin de çözüm önerilerini alayım. Ben katılıyorum. Yani tamam, o zaman. Son derece ama yapısal reformlarda özellikle tarım politikalarının iyileştirilmesi ve eğitim konusuna da çok ciddi önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hep biz tarımı konuşuyoruz özellikle ekonomide. Çünkü tarım olmazsa üretim olmaz. Sadece tarımda değil tabii biraz önce şeyde teknolojiden de. Konuşamadık, Tarım Bakanlığı'nın özelleştirilme ihtimali de tabii konuşamadık. Süremiz yeterli gelmedi ama evet. Siz aynen öyle. Yani özelleştirme furyası 1992'lerde hatta aslında 1986'da başladı. Devlet kurumlarının özelleştirilmesi 92 yıllarında başladı. Biz burada çok fazla bu özelleştirmeden dolayı istihdam kaybı yaşandık. Çünkü et ve süt kurumları kapandı.
yem fabrikaları kapandı. Burada kaybımız yaklaşık, üretim kaybımız %44, 45. İstihdam kaybımız işe %61 civarında bir istihdam kaybı da yaşandı. Bize özelleştirin, bize özelleşin diyen devletlerin hiçbirinde bizim kadar devlet piyasadan çekilmiş değil. Avrupa Birliği'nin ortalaması %50, %51. Yani Almanya'da devlet %52'lerde piyasanın içinde. Fransa'da %51'lerde piyasanın içinde. Yani bizim kadar hiçbir ülkede, hiçbir güçlü ülkede devlet bizde olduğu kadar piyasadan çekilmiş değil. Piyasayla vatandaşı karşı karşıya bırakmış, piyasaya kendi haline bırakmış bir sistem yok yani. Bu bizde böyle. Niçin size sürekli bize kardeşim liberalleşin. Bir önce siz liberalleşin madem öyle. Ama maalesef biz dediklerini yaptık. Yani fındık örneği çok doğru bir örnekti. Neden işte dünyanın %70'i küsürü yani üretimi Türkiye'deyken bunun borsası neden Hamburg'da diye hep sorarız. Ama işte İtalyan firması geliyor bunun fiyatını belirliyor. Dolayısıyla da bu vermiş olduğu çok güzel bir örnekti gerçekten. Diğer sektörlerde de aynı şey söz konusu. O yüzden de ben yapısal reformlarda eğitim başta olmak üzere tarım politikalarının da düzelmesini düşünüyorum. Teşekkürler. Sayın Ünsal Han, sizden de alayım kısaca. Hemen toparlayayım kısaca. Evet. Sadece fındık meselesine bir cümle şey yapayım. Yani bu kadar dönüşüm olurken bizim başbakan danışmanı olan Zat-ı Muhterem'in de bu konuda o dönemin ve bir marketler zincirinin sahibi olan fındıkçının kemiklerini nasıl kırdığını da unutmamak lazım. Onun da hakkını teslim edip tebriklerimizi sunmak lazım. Türkiye'nin bence dünyanın da Türkiye'nin de ekonomik koşullarının ve siyasal koşullarının 100 sene öncesine döndüğünü, 100 sene önceki fotoğrafa döndüğünü düşünürsek bence yine çıkış noktamızın milli kalkınma projesinde aramamız gerekiyor Atatürk'ün. Sadece tabii bunda bir takım farklılıklar var. Teknoloji ve finansla dönüştürmemiz gerekiyor. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bakın iki tane örnek vereyim. 13 sene sonra Türkiye'de bir çim tohumu, Anadolu'dan kaynaklanan çim tohumu üretildi. Bunu Akdeniz Üniversitesi'nde bir hoca üretti. Ve 1/4 sulamayla daha uzun süreli çim verim yapabiliyorsunuz. Alındı. Ve bunu bütün diğer alanlar içinde şu anda çalışıyor. Bu bir Türk hoca. Genetik mühendisler mi çalışıyor? Bu bir Türk hoca. İkincisi özellikle liselerde girişimciliğin yarışması vardır. Bir çocuk grubumuz çevreye uygun bir teknoloji geliştirdi ve daha yeni Fransa'dan Avrupa şampiyonu olarak döndü. İki. Üçüncüsü, Türkiye'de bu milli kalkınma projesini oluştururken bizim finans sorunlarımız olacak. Bizim bedeller ödememiz gerekecek. Bu bedelleri azaltıp finansmanı sağlayabileceğimiz yolda, yani tasarruf masarruf onlara hiç girmiyorum. Zaten milli kalkınma projesinin içerisinde var. Kritik sektörlerimiz var. Bunlardan birincisi, bir kere bütün sektörlerin temeline yerli yazılımı koyacaksınız. Devlet, kamu yerli yazılım kullanmıyor. Ama hiçbiri almıyor. İşte onu yerli yazılım çok hiçbiri sıkı almıyor. Yazılımcılarımız var. Yerli yazılım almıyor. Daha burada tercihlerinizi değiştireceksiniz. Yani tarım da yapıyorsanız yerli yazılımlar, bu çözümleri 5 sene içerisinde Türkiye'yi toparlarız diyor yazılımcılar. Yazılım, tarım, özellikle turizm gelir getirecek kurgular bunlar. Ve istihdam açısından ve 17,5 dolar, 11. de hala 1,3 dolar konuşulurken 17,5 dolar Türkiye'de kilo başına gelir getiren hazır giyim gibi sektörlerimizi burada hem istihdam hem gelir modelleriyle arada bizi taşıyacak sektörler olarak kurgulanmamız gerekiyor. Çünkü bir zamana ihtiyacımız olacak. Toparlayalım Sayın Ünsal Han, Hakan Hocam'a da söz vereceğim. Yani gerçeğinizle yüzleşmeden hiçbir şey yapamazsınız. Ben size bunu saatlerce anlatabilirim. Evet, ama Erbakan'ın lafı, pansuman tedbir bitti.
ameliyatla. Hakan Hocam sizden de alayım. Evet, görüş ben... ve önerilerinizi, çözüm önerilerinizi alayım. Peki. Çok kısa. Hocam siz de özlü bir sözle bitirirseniz çok şık olur. Hiç olur. Beceremem özlü sözleri. Öyle bir ricamız var. İstek alıyorsanız eğer. Siz varsa yazın da. Ben bir tane söyleyeyim o zaman. Deneyim yenilen kazıkların bileşkesidir. Murphy. Murphy. Ya bununla ilgili başka bir şey söylediler de biraz ayıptı galiba. Olsun riske atmıyorum. Ama hatırlamıyorum söylemeyeyim. Şimdi bakın. Bir kere Türkiye şeylerin başında, bu yüzyılın başında çözüm yolunu bulmuş. Mustafa Kemal, biz cari açığı kapatamıyoruz değil mi? Cumhuriyet döneminden bugünlere kadar. Biz 15 yıl cari fazla vermişiz. 1930'dan 1946'ya. Bu bile yeterli bizim için. Nasıl vermişiz? İki şey yapmış. Bir tanesi demiş ki Mustafa Kemal, ya program yapacağız. Programlı kalkınacağız. Program modeli. Sonra demişler ki bu programı biz ülke yatırımı ülke sathına yayacağız. İstanbul gibi, İzmit gibi belli yerlere toplamayacağız. Doğu'ya da yatırım yapacağız. Karadeniz'e de yapacağız. Ege'ye de yapacağız. Bunların örnekleri var. Gerek şeker fabrikaları. Karabük, Demir Çelik Karabük'tedir. Sümer banklar, şunlar bunlar. Bakın. Biz bulmuşuz bunu ama Mustafa Kemal maalesef 10 Kasım, 11 Kasım'dan sonra biz bunları unutmuşuz. Bakın 11 Kasım diyorum ben unuttuk bunları diye. Çünkü ondan sonra hızla biz emperyalizmin güdümüne girmişiz. NATO ile beraber perçinlemişiz. 80'de de son darbeyi yemişiz. Tayyip de son şeyi vurmuş bize Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi geriye dönüyor yalnız. Planlı kalkınma, uzatmıyorum lafı. Fabrika ayarlarına dönmesini bahsediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti fabrika ayarlarına dönüyor. Kendi fabrika planlı ayarları olmasın. Bak, kendi fabrika ayarlarından bahsetmedi zaten değil mi? Bir, planlı ekonomi. İki, ithal ikamesi programı. Üç, üretim devrimi. Bakın arkadaşlar hep ileri teknoloji yapalım, yazılım mazılım. Bakın bugün Türkiye neyi var neyi yoksa ileri teknoloji, geri teknoloji hemen kullanıp bir envanterini çıkartıp bunları üretime sokması lazım. Fabrikalar iflas etmiş, bir sürü organize sanayi de iflas ettiği için kapanmış fabrikalar hocam, var. Hocam bir dipnot vereyim. Bugün bir yazılımcıya sordum. 3 ayda çıkarırız biz envanteri diyor. Çıkartırlar. Bakın çok da zor değil. Çünkü bizde sanayi odası bilmem ne falan o tür şeyler var. Kapasite raporları var. Onlar bunlar var. Bakın Türkiye'nin bir gün önce üretim devrimine geçmesi lazım. Sürdürülebilir ekonomiye geçmesi lazım. Planlı ekonomi, hep ihracat, ihracat, ihracat demememiz lazım. Bakın, biz yapabildiğimizi kendimiz yapıp ithalat da yapacağız. Her şeyi de biz üretmeyeceğiz tabii ki. İthalat da yapacağız. Ama biz bağımsız Türkiye için kendi ürettiğimizi, üretebildiğimizi üretmemiz, ithal ikamesi programı uygulamamız, planlı ekonomiye geçmemiz esastır. Biz bunu keşfetmişiz 1930'da. Çin bugün Mustafa Kemal'in programını uyguluyor. Bu kadar basit. Daha Hakan Topkuru şey çok teşekkür ediyorum. Çok önemli görüş ve fikirleriniz bizimle paylaştınız Sayın Çetin Ünsalan, sevgili Şevket Apuan ve kıymetli yalnız arkadaşım. Yalnız hocam siz biraz müdahalede falan da bulundunuz. Bulundunuz ama neyse bir sefer. Ya ben kusura bakmayın. Valla neden biz biraz üzüldük hocam. Müdahaleleri görünce biraz şaşırdık biz. Hocam lütfen rica ederim. Şaşırdık nereye geldik? Topu atıyor galiba da ben anlamıyorum. Bana mı şaşırdınız nereye geldik diye? Hayır yani hocam böyle karışınca falan acaba şey yazdık. Kızdırmayalım ben. Ve sevgili Serpil Alparslan çok teşekkür ediyorum. Efendim bize ayrılan süre bugün itibariyle budur. İyi geceler diliyorum efendim. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gece, iyi bir gece geçirmenizi diliyorum. Tekrar yorumcularıma teşekkür ederek kapatacağım. Sürçülisan ettiysek affola. Sizlerin de affına sığınırım. Ekonomi gerçekten pek uzmanlık alanıma giren bir alan değil ama keyifliydi sizlerle konuşmak. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi geceler diliyoruz.